Halk TV'den mutlu akşamlar değerli seyirciler. Halkın Televizyonu'nda Nihat Genç Konuşuyor programında yine birlikteyiz. Gün boyu gelişmeleri haber bültenlerinden izliyorsunuz. Bu baş döndürücü gelişmeler arasında kurbanın kaynatılması da var. Nihat Genç bugün bu bültenlerin dışında gelişmeleri farklı bir üslupla, kendi penceresinden farklı bir şekilde size değerlendirilecek. Ama dünkü gazete manşetlerinde daha Genelkurmay Eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı gözaltına alınmadan AKP'nin amiral gemisi olarak bilinen Sabah ve Takvim gazetelerinde gözaltı haberleri yayınlanmıştı. Akabinde henüz hukuken gözaltıyla ilgili herhangi bir talimat yok iken Fenerbahçe Ordu evine onlarca askerin gelip Genelkurmay Eski Başkanı İsmail Hakkı Karadayı gözaltına alıp Ankara'ya getirmesi hep konuşuldu. Ama aynı esnada Ataköy Marina'dan bir özel bir yat İmralı sahillerine doğru yol alıyordu. BDP milletvekillerini taşıyan yat İmralı'da Öcalan'la 4 saatlik bir görüşmeyi de sağlamış oldu. Aynı akşam bunlar tartışılırken Genelkurmay Eski Başkanı tutuklama talebiyle Ankara'da savcı tarafından mahkemeye sevk edilmişti ama denetimli serbest bırakmak kastıyla denetimli olarak her hafta tıpkı Soner Yalçın gibi her hafta karakola gidip imza atmak kaydıyla serbest bırakıldı. Evet Nihat Genç, siz bütün bu hızlı gelişmeleri ben her ne kadar kurbanın kaynatılma sürecine benzetmiş olsam da bir de sizin kendinize has üslubunuza değerlendirir misiniz? Ya çok da işte bu siyasetin içine ister istemez gömülüyoruz. Bizde yapıcı söyleyecek bir şeyimiz yok işte. Seyrediyoruz bir kenardan. Yani bir demokrasi sorunuysa bu sorun. İçeride yatan insanlar var. Genelkurmay başkanları var. Askerler var. Evet. Şu ünlü demokrasinizi bunlar için harcasanıza. Bu hukuk faciaları bitmeden kimle gidip anlaşma yapıyorsunuz? Değil mi? Burada hakkı yenilmiş, mağdur olmuş. İşte iş akitleri bozulmuş, 40 yıllık çalışmaları boşa gitmiş, emekleri bozulmuş, iftira yemiş, suçlanmış ve içeri tıkılmış. Yüzlerce insan duruyor. Evet. Bunlar için tek bir hareket yok. Ama İmralı'da Apo'yla görüşülüyor. Burada ciddi bir sorun var. Çok yüksek komutanlar bunlar. Hava kuvvetleri komutanları, kara kuvvetleri komutanları gibi. Evet. Bütün bunlarla değil mi? Büyük bir sorun var. Burada bir planları var. Bu planların ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Yani genel kabaca söyledikleri tahmin edilen işte bir gün gelecek bu işin sonundan yani af. Yani af çıkartacaklar. Fakat affı da içeride Ergonokon'dan yatanları da çıkartarak böyle bir dengelemeye çalışacaklar. Değil mi? Kabaca söyledikleri bu. Bize ne var? Bu bir ciddi bir memleket meselesi yani. Bu şey değil ki yani. Tüccardan mal alırken terazinin dengesi değil ki bu. Yani üstelik Güneydoğu'da savaşmış ve mücadele etmiş insanları. Siz içeri tıkıyorsunuz ve hiçbir şey söylemiyorsunuz. Hakkını yiyorsunuz. Ortada belge yok. Onları unutuyorsun. Gidiyorsun İmralı'da bir takım sorunlar tartışıyorsunuz. Evet. Bunların hepsi bilemediğimiz şeyler. Ya en iyi ne deriz? Ya bilemiyoruz. Yakın olarak ne diyebilirsin? Ya bir affa çalışıyorlar. İşte buradan bir af çıkar. Yoksa bu meselenin bitmesi gibi bir şey söz konusu değil zaten. Ya bugün kaç tane PKK var? Hangi PKK ile konuşuyorlar? İran'ın ayrı, Barzani'nin, Irak'ın ayrı, Suriye'nin ayrı. Bir sürü PKK oldu. Biri bitse biri başlayacak. Bir de bu meseleyi kimle konuşuyorsun? Amerika ile mi konuşacak? Önce Amerika ile konuş. Yoksa Amerika'nın dediği bunlar mı? İşte bir mesela şeyi dediler. Vilayet yasasını çıkardılar hatırlıyorsun. Evet. Yani vali, belediye başkanı yok, vali olan vilayetler. Bu vilayetler yakında ne olacak? Ya diyelim 10 yıl sonra ben zabıtam yeter bana askerini al buradan desen kim ne diyebilir? Ya da vergimi vermek istemiyorum dese kim ne diyecek? Yani böyle bir tartışma açarsa. Ama ilk elden şunu yapacakları kesin. Kürt belediyeler federasyonunu kurup birliklerini yapacaklar. Evet. Ve dünyayla da konuşmaya başlayacaklar. Biz kendimizi kendimiz görürüz diye yavaş yavaş değil mi? Önümüzde öyle bir yeni bir yol açma haritası. Bu belediye yasasıyla bu anayasa çalışmasında da işte Türk çok söylenen kelimelerini çıkartıp işte bilmem ne. Bununla PKK ikna olacağını söyleniyor. PKK burada ikna olmaz.
belki bir sürü insan ikna olur ama burada çok ciddi değil mi? Bir şey, net bir şey görünmeleri lazım. Bunlar da şeye mi hevesli yoksa anlayamıyorum. Yani Apo bir an kendini kurtarmak istiyor, dışarı çıkmak istiyor. Onun heyecanı mı? Ya bunu da çok, bu da çok net değil. Bir seçim dönemi var. Bu seçim dönemini kazasız belasız geçirelim hani bu konuşmalar sürerken diye böyle bir şey var belki. Bunu da tam anlayabilmiş değiliz. Belki de böyle bir şeydir. Evet. Bu iş yani bizi aşıyor yani. Bu bir demokrasi sorunu olduğunu düşünmüyorum. Bir açılım sorunu olduğunu düşünmüyorum. Bu gizli devletlerin, Amerika'nın, AKP'nin ve PKK'nın diyelim kendi aralarında bir derin politikalar. Bize sadece bunun şeyini gösteriyorlar. Yani başka bir şey gösteriyorlar. Ya bu bizim gördüğümüz bu değil. Bize söylenen evet. Ne ki? Şeyden Konyalı cahil bir hoca müftü olmuş İstanbul'a. Müftü olmuş. Fakat çok da cahil bir hoca. Evet. Fakat müftünün kütüphanesi çok büyük. O kütüphanede içine gelmiş oturmuş. Konya'dan da hemşerileri gelmiş. Etrafında yemişler, içmişler. Böyle tutturuyorlar odasında. Canlar da sıkılınca ya demişler şu kadar kitap var demiş. Şu kitaplardan bize bir de bir hikaye anlatsan demiş. Adam da okuması da yok. Almış kitabın birini. Demiş ki bu bir Musa ile Firavun hikayesidir. Musa Mısır'dan çıkar. Çölde yalnız kalır. Allah'ım der ben yalnız kaldım. Allah da ona ben seni yalnız bırakmayacağım der. Hadi yediniz, içtiniz, hikayeyi de dinlediniz. Merak edinize. Tayyip Bey de bize yediniz, içtiniz. Bize hikayeden bir şey yok. Tayyip Bey eski demokrasiden çıkıp yeni bir demokrasiye giriyor. Firavun'dan kaçmış diyelim. Çıkmış gidiyor. Allah yardımcımız olsun. Allah da yar ve yardımcımız bizi attı bir yere. Neredeyiz biz? Ne oluyor? Şimdi diyorlar ki işte kamuoyu aydınlansın, kamuoyunda göz önünde cennet. Yani Oslo'da yabancılar da devreye giriyordu ya gizli. Ya bir sürü de tedbir almaya çalıştılar Oslo'dan bu yana. İşte KGC ile birimleri topladılar. Ondan sonra galiba hani kimse görmesin diye daha mı güvenlikli davranıyorlar? Üçüncü bir şahıs koymuyorlar. Bir de kamuoyunu nasıl yansıtacakları konusunda galiba bir çalışma yaptılar. Şimdi yaptıkları çalışmaya göre de iyi bir ılımlı bir hassasiyet oluşsun. İyimserlik oluşsun ve bu herkes bu iyimserliği desteklesin. PKK'lılar dağdan da gelindiği zaman ha burada geçen defa olduğu gibi de fazla ses çıkmasın, panik olmasın. Şimdilik hedefleri yani bize söylenen hedefledikleri bu. Bunun bir zeminini şöyle hazırladılar. Yani ağlamaktan sorumlu bir devlet bakanı var, başbakan yardımcısı. Geçtiğimiz ay dedi ki aslında Öcalan namazında niyazında mütedeyyin bir Müslümandı. Ile girdi. Bir şeyler hazırlanmış yani. Akabinde işte ben de Diyarbakır cezaevinde yatsaydım ben de daha çıkardım dedi. Bir her ne kadar arkasından Erdoğan'dan fırça yediyse de son haftada ise Yeni Şafak gazetesi başladı işte daha hiç ortada bir şey yokken İmralı'daki görüşmelere müzakerelere. Ama ben bunları balyoz sürecini duruşmalarda izlerken Engin Alanpaşa o kapıları kapatın emrini henüz hakim vermeden, yaklaşık tutuklanmadan bir saat önce şunu söyledi. Dedi ki bunlar bizi tutuklayacaklar ve Öcalan'ı dışarı çıkarmadan bize de tahliye olmayacak dedi. Sanki Genelkurmay Başkanı, eski başkanı Karadayı'nın da denetimli serbest bırakılması, aynı gün İmralı görüşmeleri, aynı gün KCK'dan bir başka Öcalan avukatının tahliye edilmesi, sanki böyle bir zeminin bu, hazırlandığına ilişkin yol haritası çıkarıyor. Bunlar tabii dediğinde doğru da olabilir ama böyle herkesin de üzerinde konuşacağı bir sürü de laf çıkıyor yani. Öyle de yorumla, böyle de yorumla, bilmem ne de yorumla. Fakat nihayetinde ben bununla görüşmem diyen insan kalkıyor değil mi? İmralı'yla birebir görüşmeye başlıyor. Bizi de ilgilendiren taraf o yani. Bir pazarlık var ama biz ne olduğunu çok iyi anlayamıyoruz. Nihat Bey bir de şey var. Silahlar bırakılacak diye. Ama kış mevsimine geldik. Siz birkaç yazınızda da belirtmiştiniz. Zaten kışın örgüt mağaralara çekilir. Eylemsizlik durumu. Tabii onlar da var. İşte bilemiyoruz yani. Niye bu birden işte hem anayasa tartışması hem de bu şey olunca açılım olunca bütün milletin de kafası karıştı. Bir de hani Türk-Kürt meselesi gibi bir mesele takdim ediyorlar. Saçma sapan. Bunlar benim yani çok komik şeyler. Yani nedir ya? Bunları kim söyledi? 30 yıldır Türk kelimesiyle Türk kelimesini kim yan yana getirdi? Niye getirdiniz?
Niye bu kadar yoğun Kürt, 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 Kürt deyip her şeye Kürt koydunuz? Kardeş demeyi bile yasakladılar şimdi. BDP'leri de bize kardeş demeyin. E diyelim annemiz Kürt. Evet. Annemize, annemiz de mi demeyelim? Anneme de Kürt mü diyeyim? Ne haber Kürt? Annem. Evet. Yani kardeş deme, anne deme. Öyle bir şey aldılar ki, oranın inisiyatifini ele aldılar ki, Kürtlerden sorumlu bir şey var orada. 1000 yıl beraber yaşadığımız, kalktığımız insanlar. Tabii ki siyasal ve sosyal sorunları çözeceğiz. Ama oradaki feodal gelenekler bugün aynı şekilde devam ediyor. Niye oralarda bir hani ana dil diye bir sorun şey oldu? Çünkü bu feodallar, Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde bir ilkokulaşma şansın olmadı oraya. Ağalar el koydular kendi şeyine. İlkokullar açılamadı. Açılamadığı için öyle bir, değil mi, şey geldi. Bir de bu dil dedikleri, ya uzun hikayeler. Şimdi girince de çok da zevkli gireceğimden değil yani. Evet. Selçuklu'nun dili, konuştukları dil. Selçuklu İmparatorluğu'nun 4 asır, 5 asır kullandığı dildir. Bu dil Farsça kökü ağırlıklı ve Farsça ağırlıklı. Yerel dilde ama Farsça ağırlıklı. Şimdi bu mesela Diyarbakır'ın içine git. Dünya güzeli camiler var. 13. yüzyılda, 15. yüzyılda, 17. yüzyılda. Hanlar var, kervansaraylar var, yapılar var. Bir tanesinde Kürtçe başlık yoktur. Hepsi bu Farsça. Değil mi? Selçuklu'nun eserleri. Selçuklu yani bu. Fakat böyle de bir Bulgaristan'ın bir dönem yaptığı gibi, Yunanistan'ın yaptığı gibi ya da Yunanistan şöyle yaptı yani, tarihin 2000 öncesinden bir kitaptan dil çıkardı, onu kullanmaya çalıştı. Hala konuştukları yarı Osmanlıcadır. Böyle bir dil inşa etmek, Kürt 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 diyerek bir şey inşa etmek, işte bunlara çalıştılar ve bir etnik savaşa doğru Türkiye'yi hazırladılar, iş kışkırtmaya. Allah'a şükür Türkiye çok güçlü karmaşasının, yani karışıklığından dolayı, ırk karışıklığı çok zengin ve karmaşa içinde. Yani bu yüzden de başaramadılar. Şimdi gelmişler sağ kolla sol kolu barıştıracaklar. Ya biri sağ kol, biri sol kol bunun yani. Ama barıştırmadan önce 30 yılda bu kolu kesmeye çalıştılar. Hani keselim sonra takmaya çalışırız. Yani bu, yani nasıl desem, her bir başlığı uzun uzun 30 yıl bizler ekranlarda ya da bu halkın halim selim insanları, bilgi insanları ekranlarda olmadığı için ekranlara da iki kitap okumuş, üç kitap okumuş, ideolojik, sert, ayrışmacı, işte böyle bir takım şeyler okumuş insanlar çıktılar, Kürt 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 bir şeyler diye diye bambaşka bir yere götürdüler iş. Ve bu çok korkunç, 2 yıl, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra çok korkunç büyük, yani Yugoslavya nüfusu oydu da 1 milyon çıktı. Buradan Allah göstermesin 5 milyon, 10 milyon büyük bir savaşa doğru Türkiye'yi götürüyorlar. Yani burada net adamların hesabı ortadadır. Biz burada net toprak istiyoruz. Ha bunu 3 günden vereceğim, 5 günden vereceğim. Ve bütün Türkiye'de şey yapıyorlar. Türkiye'ye de ipotek koyuyorlar. Bütün sosyal sorunlarını, siyasal sorunlarını tartışamıyorsun. Bir de yani şimdi bu kendilerinin dediğine göre de burada da bir Türk-Kürt meselesi varmış. Türk-Kürt meselesi varsa ki ben bir vatandaşlık, bir yurttaşlık sorunu. Bunun bir siyasal, sosyal eşitlikler sorunu olduğunu düşünüyorum. Ama onlar etnik bir soruna getirmişler. Türk-Kürt sorunu. Türk'ü soruna getirmişsen de bir de Türkleri de aşağılıyorsun. Hani Türk diyenleri de aşağılıyor. Onlara da faşist falan diyor. E kim, Türk'ü sorunu kim çözecek? İslamcı bir başbakan çözecek. Dinci yani. Din referansları olan. Şimdi bu sorun demek ki şimdi çözülmekte olan sorun İslamcı bir başbakanla bir Kürt ideolojileri, etnik Kürtçüler arasındaki bir tartışma. Yani bu Türkiye'nin tartışması değil. Onlar neyi anlaşacaklar? Neyin anayasasını yapacaklar? Hangi belediye yasalarını çıkardılar? Neyi amaçlıyorlar? Bilmiyorum ama bu İslamcılarla etnikçilerin, etnik milliyetçilerinin bir tartışması. Bizim gibi evrensel değerleri olan, bütün sorunları siyasal ve sosyal eşitlikler bazında kullanan, mezhep ve ırktan tamamen arındırılmış bir şekilde bir tartışma da burada yok. Zaten anayasayı yapmaya çalışan bir sürü insan da işten kaçtı. Yani kaçtı, baktı ki burada etnik metnik, bu etnik ne oldu, ne bu ya? Etnik bir savaşın içine Türkiye'yi soktular zaten 30 yıl Kürt Kürt Kürt. Bu bir sağ kol sol koldur. Bunu anlayanların hepsi de geri çekildi zaten. Önce buna hani özgürlük, daha güzel şeyler olsun falan, insan hakları olsun. İnsan hakları sorunu herkes sonuna kadar var, biz de varız. Ama nasıl insan hakları, insan hakları deyip bir sürü profesör de böyle sanıyordu. Şimdi birden etnik bir bataklığa soktun. E nasıl çıkacak? Çıkmaz yani. Tayyip Bey bir de birden durup durup Tayyip Bey hani bunlara nara atıyordu. Geldi. O şimdi de görüşme yapıyor. Evet. Şeyde bir gün hoca, bir tane hoca yolda gidiyor ya şeyle, Konya valisi de atıyla gidiyor.
Atıyla giderken hoca demiş ki, hocaya demiş ki muzillik olsun biraz da, müziplik olsun hani biraz, yaramazlık da olsun. Demiş ki, hoca demiş gel demiş, seninle bir yarış yapalım bakalım kim geçecek. Hoca demiş ki benimki eşek, seninki at demiş yani. Kim geçecek? Tabii sen geçeceksin, gel demiş, değiştirelim demiş. Sen demiş, eşeğe bin, ben ata bineyim demiş. O da demiş, tabii ki ben geçerim demiş. Bir köylü, bir vali nasıl geçsin demiş. Eşek şeyine de girmemiş demiş. Ya hoca demiş ki, ya kardeşim demiş, şey, sayın vali demiş. Şimdi bu konuyu kim açtı demiş. Eşekle valiyi demiş, yan yana getiren dedim bu konuyu. Şimdi kim açtı? Lafı buraya kim getirdi? Evet. Daha dün Tayyip Erdoğan Bey, etmem diyordu. Şimdi APO ile görüşüyor. Bunları açan kim? Getiren kim? 2005-2006 yılında bu sorunu inşa edenler kim? Kendi yazarları. Hani bu insan hakları sorunuydu. Hani bilmem ne. Şimdi bir etnik tartışmanın içine girdiler. Buradan çıkış yok. Bak samimi söylüyorum, yok. Bu işin içinde bir de yani halkımız bilsin, bu sorun başka büyük sorun yani, bir sert yağmur fırtınadan konuşuyorduk. Şimdi çok büyük şey geldi yani. Fırtınalar geliyor. Kendisi söyledi. Savaşlara hazır olun. Kendisinin söylemesine gerek yok. Dünya bunu görüyor. Burada 5 tane pilot, evet, Suriye'de tutuklandı diyorlar. Bunun cevabı yok. Tutuklandı mı, tutuklanmadı mı? İsimleri ortada. Yabancı basın söylüyor, bunlar söylemiyor. Şimdi burada bunlar Saddam'ı Esad'ı devireceklerini düşünüyorlardı. Esad devrilmedi. Amerika'da yazılar çıkmaya başladı. Dün Washington Post'u okudum. Evet. Diyor ki adamlar, ya burada Amerika çok büyük yanlış yaptı Türkiye'ye güvenmekle. Türkiye'de nasıl söz verdiyse 3 ayda 5 ayda biter diye bitmedi. Tayyip'in hırsı savaşın önüne geçti diyorlar. Şimdi bu diyelim ki Esad bir yıl daha dayansa, ölü sayısı 60 bin, olacak 200 bin. 200 binden sonra büyük bir savaş düşünüyorlar herhalde. Ya da bu pilotları oraya gitme sebebi, yani güya böyle bir kurnazlık yapmaya çalışıyorlar, hile. Güya orada bir uçağı kaldıracaklar, gelip Türkiye'yi bombalayacaklar. Sonra da NATO'ya gidecekler. Bak bizi bombaladı, bunlara saldıralım. Yani NATO'yu da arkamıza alacak gibi küçük hesaplar. Yoksa pilot havaalanına niye gitsin? Havaalanında niye şey yapsın? Evet, bir de şöyle düşün Yavuz. Niye Türk medyası, 70 tane medya bunlardan bahsetmiyor? Bu küçük televizyonda bir söylüyoruz. Türk subayları esir. Esir. Çıksın yani, Genelkurmay Başkanı açıklama yapıyor. Böyle bir şey yok. Yok diyor, büyük bir suskunluk. Bir de niye Genelkurmay Başkanı açıklama yapıyor ki? Siyasiler var. Evet. Hani bir asker şeydi, kötüydü, bozuktu. Evet, askeri vesayet sona ermişti. Her şeyden sorumlu Genelkurmay Milli Savunma Şimdi Bakanlığı. Şimdi en arızalı konuları, en bozuk konuları, yani siyasilerin yüklenemeyeceği kadar pis diyeceğimiz çirkin konuları asker yalanlıyor. Yarın da çıkacak ki asker yalanladığı halde bunlar böyle çıkacak. Ne olacak? Ama burada bir savaş görünüyor. Yani çok ciddi bir savaş. Önce, Allah sonumuzu hayretsin. Nihat abi, ilk önce bu ilk haberler çıktığında Genelkurmay hemen sitesinden yalanlamıştı. Fakat bugün dün CHP milletvekilleri isim isim rütbeleriyle, teğmen, yüzbaşı vesaire, az teğmen de var, aralarında yedek subay da var. Bunları açıkladı ama ne şeyden, hükümetten ses seda var ne de Genelkurmay'dan. Yani artık mızrak çuvala da girmiyor galiba. Bu savaş çok kötü bir yere geldi. Yani bu iş savaşa, yani Türk milletinin var olma yok olma durumuna geldi. İran, Irak hepsi hareketlendi. Bölge büyük bir savaşa gebe. Zaten tehditleri attıktan sonra savaş oluyor. Tehditleri attınız yani. İran da attı, herkes attı. Dün de Hizbullah attı Türkiye'ye karşı. Hizbullah da bela yani. Orta Doğu'da çok ciddi yani. İsrail'i ürkütmüş, Amerika'yı ürkütmüş. Esad'a destek veriyor. Esad'a destek veriyor ve Türkiye'den de cevap istiyor. Benim adamlarımı sen mi yakaladın, getir diye. Sen yani oradaki isyancı komutanları mı yakaladı? Şimdi Nasrallah da ağzını açtığına göre her taraf nara dolu. Maliki nara atıyor, öbürü nara atıyor. Bir savaşın içine doğru gidiyoruz. Belki de bunları da mı kamufle etmek için? Yani büyük bir savaş var, büyük bir yenilgi var, büyük bir hezimet var. Belki de bütün bunları da örtmek için bir şey. Ama ne kadar örtsen, burada 60 bin insan öldü. Artık Batı bunu konuşuyor. 60 bin öldüren kimdir? Biz işi bozarak, değil mi? Evet. Yardım ederek. Tayyip Erdoğan Bey'in durumudur, elleri artık budur yani. Burada kusura bakmayın. 60 bin insan gitti yani. Buna oy verenler düşünsün. Yarın 150 bin olacak bu, 200 bin olacak. Ve bir Arap sesi duyulmaya başladı. Şimdi Arap sesi bir savaş. Nedir bu savaş? Bir Arap savaşı duyulmaya başladı. Bu çok büyük felaketlerin eşiğindeyiz. Yani burada açıkça da konuşamıyorsun. Naralar atıldı işte, başbakan da atıyor. Savaşa hazır olun. Öbürü biz zaten savaşıyoruz. Öbürü de bilmem ne yapacağız diyor. Bu çok tehlikeli. Nihat abi, yani bu uçmuş yani. Bu ülke gitti yani. Bu şey, insicam hiçbir şey kalmadı. Bunların artık toparlayabileceklerini ben düşünmüyorum.
Gittin sen 60, şimdi PKK işini bitti diye ama bir rüya hayal görelim. Bitti. Suriye 50 tane PKK başlatır sana kardeşim. Çünkü o bölgeye sen savaş ilan ettin. O sana 1000 yıl PKK uydurur gönderir. Hatta yine Antep'ine seni bozar yani. Çünkü zaten insanların da aynı senin. Evet. Aynı ırk, aynı mezhep, aynı dinden insanlarsın. PKK'nın da bir kolunu ya da kendisi de başka bir şey uydurur. Yani sen bu kadar savaş narası attıktan sonra biri biter biri başlar. Şeyde yani çok da bir felaket şeyi çizmek istemiyorum ama resim felaket yani bunun şeyi yok. Bu şimdi, eskiden Türkiye'ye şey gelirdi. Osmanlı zamanında Türkiye'ye kılavuzluk yapsın diye Araplar gelirdi. Ve çok hürmet görürdü, çok saygı görürdü bu Araplar. Bir ay iki ay önce gelir yer içer yatarlardı. Fakat bu Arap bir şeyler, kılavuzlar Osmanlı'daki konaklardan şeylerden kendilerine şey de isterdi. Hani biz iki ay burada kadınsız kaldık, bizi evlendirin falan. Malum, evlendirirlerdi. Bir tanesinde de genç 12-13 yaşında da bir kızı vermişler. Kız da çok korkmuş tabii Arap'ı görünce. Aşırı korkmuş. Korkunca bunun annesini çağırmışlar. Demiş ki şu kızı demiş teskin et, sakin et, alıştır bu araba yani. Yavaş yavaş alışsın bari. Evet. Şu annesi gelmiş kızı işte alıştırıyor işte falan. Alıştırmış ama nihayetinde kızı arabanın odasına sokmuş. Arabanın odasına sokunca kız birden bağırmış. Ana yetiş, araba uyandı. Bir daha işi yetiştiriyorlar falan. Arap da uyuyor tabii şeyinde. Tekrar kızı sokuyorlar. Kız tekrar bakıyor, kımıldıyor. Ana Arap uyandı diye kaçıyor. Ben Tayyip Erdoğan Bey'in Arap uyandı diye bağırmaya başladığını görüyorum yani. Evet. Arap uyanmıyor. Arap biz tarihte bu insanlarla savaş yapmadık. Bağdat'ı kanunu aldı. Aldığı kanunu da 10 bin, 16 bin ölü var galiba. Sen 60 bin kişiyi 6 ayda öldürüyorsun. Bunlar bizim insanlarımız. Bu eliniz bu kadar kandayken siz burada. Bir de bunlar savaşın içindeyiz. Millet oyunda şeyde ekranlarda normal hayat sürüyor. Evet. Ya savaşın içindeyiz. Şimdi Suriye'ye gidecek. Patriotlar niye geldi? Bir kere Suriye'ye gittiğini düşünsek. Diyelim ki Saddam gidiyor. Bitti yani. Saddam giderken gider ayak. Bu böyledir yani. Savaşın kanunu. İntikam bombası atıp böyle gidecek. Yani bırakacak mı seni? İntikam bombası. En az 3 tane, 4 tane, 5 tane büyük intikam bombası atacak. Nereye atacak? Antep atacak, Urfa'ya atacak değil mi? Bizim memleketimize atacak. Patriotlar da o yüzden getirdi. Yani bu adam tam karar verir, gitmeye karar verir de son intikam bombalarını atarsa diye. Bu kimyasal tartışmalar da oradan çıktı zaten. Evet. Şimdi nedir kimyasal düşünüyoruz? Antep'e, Urfa'ya düşecek bir kimyasalı tartışmaya başladık. Bu günahtır. Sen nasıl bir ülke aldın, nasıl bir ülkenin içine bizi koyuyorsun? Bunun akıl alır bir tarafı var mı? Halkımız buna nasıl inandı? Biz nasıl inandık? Yani şeyde adamın biri köle pazarından köle alıyor. Anlayamıyor da köleler hangisi güçlüdür, hangisi kuvvetlidir falan diye. Bakmış birinin adı Ali. Demiş ki içinden Aliler aslan olur demiş. Ben bunu alayım. Almış köleyi gelmiş eve ki köle tembel çıktı, hımbıl çıktı. Hanım da demiş ki ya bu zavallıyı nereden buldun bunu diyor aldın çalıştırmak için diyor. Vallahi hanım diyor Ali'sine inandım diyor Ali'sine aldandım. Şimdi bu insanın biz yani evet bir şeyine aldandık yani çok ciddi bir şekilde aldandık. Ama yani bir hiç kimse Türkiye halkından hiç kimse aldanmış da olsak hani bizi yer içer soyar kaçar gider de, diye düşünüyorum. Ama hiç kimse de bu inanılmaz büyük bir Orta Doğu Savaşı'nın ve on binlerce yıldır da kardeş gibi oturduğumuz insanların yani binlerce yıldan beri aileyiz biz. Suriye'de aileyiz, Irak'ta da aileyiz. Biz herkes aileyiz. İran'da da aileyiz. Bu kadar büyük bir savaşın içine atacağını da kimsecik düşünmemişti. Hiç kimseler. Şimdi geldi tıkandı kendisi. Çok ciddi bir şekilde tıkandı. Feci bir tıkanma var. Savaş ya. Evet. Ya ayıptır ya bu. Şimdi Necip Fazıl 60'lı yıllarda şeyden para almış diye insanlar eleştiriyor. Hadi biz de eleştiriyoruz. Bugün siz ne yapıyorsunuz? Savaş çıktı, savaşı söylemiyorsunuz. Savaştan haber vermiyorsunuz. Gizliyorsunuz. Evet. Tayyip Erdoğan Bey'in bu topraklarda 100 yıldır, 200 yıldır görmediği çok sert bir savaşın ne ya yüzlerce yıl böyle bir savaş yok ya. Yok abi. Şimdi en son savaş nerede yani? Evet. Bu Türkiye halkı bunu bu bela nereden geldi bilmiyorum yani. Şey diye bir şey var. Söylemek zorundayım yani bunlar. Yani bir de çok sert gidince dayanamıyorum da hiç. Biraz daha hafifletmiş falan oluruz. Adamın biri şey yapmış. Kırmızı bir eşek görmüş. Kırmızı eşeği çok sevmiş. Ya demiş şu eşeği alayım. At niyetine buna binerim demiş. Adını da Küheylan koymuş. Evet. Hep de Küheylan gibi davranıyor ona.
Köylan aşağı, köylan yukarı. Köylanımı getirin, köylanımı yemleyin, köylanımı eğerleyin falan. Böyle böyle böyle. Bir gün önüne su enneye çıkıyor. Tabii eşek tıkanıp kalıyor. At köylan, at gibi atlamıyor. Hadi köylanım kamçı, hadi köylanım kamçı. Atlayamıyor. Ya atlayamayınca, ya demiş. Kabahat bende, ben sana bir kere köylan dedim ya, eşeksin. Yani Türkiye halkının geldiği yerde artık neydi ne? Yani köylan geldi tıkandı işte savaşın önüne. Büyük bir savaş var. Amerika bizi acıyor ya. Bizi bu işe tıkan Amerika şimdi bizi acıyor. Yazılar öyle geliyor. Evet. Şimdi yavaş yavaş başladı Amerika orada yazılar. Bu felakete biz nasıl girdik? Niye girdik? Hani 3 ayda bitecekti. Niye Libya gibi olmadı? E Libya gibi ne olsun? Libya Rusya karışmadı. Buraya karıştı. Libya çölüyle burayı benzetmeye çalışıyorlar. Burada bizi kim kandırdığının peşine şu daha Amerika. Düm gel beraber. Yani burada bir eşeklik var. Çok ciddi bir şey var burada. Ben Tayyip Bey'in bu kadar büyük, yani ya kardeşim geldin, orduyu askeri içeri attın, onu içeri attın, bunu içeri attın, şunu içeri attın. Tamam, mahkemeleri sürdür. Hadi biz de bir şey diyemiyoruz, mahkeme sürüyor diyelim. Tamam, burada dur. 3 yıl, 5 yıl otur aşağı. Niye gittin savaşa giriyorsun? Demek ki o savaşa gitmek için bu insanları tutuklattı. Türkiye'deki yerel basını, milli insanları da bu yüzden tutuklattı. Hepsini tutuklattı ki yarın ben savaşa gideceğim ya da savaş ihtimalleri var, kimse bir şey demesin. Aldı Türkiye halkını, çekti gidiyor. Çıkmış şeyden, yani Mısır'dan çıkmış çöle, aldı bizi götürüyor. Allah'la da kendi arasında bir konuşma var. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ya bir milletin kaderi söz konusu. Bir program söyleme, iki program söyleme ama ciddi savaşın eşindeyiz. Bunu nasıl, daha nasıl söylenir bu? Hatay, Urfa, Antep buraların zaten hep ticari olarak bakıyorlar. Ticaretten çok da öte buraların. Evet. Yani ya Irak bize meydan okuyor kardeşim ya. Dışişleri Bakanlığı tutuklamaya geç. O tutuklarım dedi zaten. İran, Irak, Hizbullah ve Esad bize nara atıyor her gün. Türkiye'ye yansımıyor bunlar. Dün de bilmem ne komutanı İran'dan. Evet. Ve şimdi ne yapacağız abi? Şimdi biz geldi, bizi savaşın önüne koydu gitti yani. Türkiye'yi şimdi sıkıştırdı, kilitledi. Burada PKK. Artık PKK sorunu çekirdekten kalıyor yani. O bizim milli özel mahalle yani. Üçüncülük bir şey kalıyor yani. Üçüncülük kendi aramızda top gibi bir şey kalıyor yani. Çok büyük şeyler var, hesaplaşmalar var. Sen gitmiş bu adamın 60 bin adamını öldürmüşsün orada. Kendi bütçesinden 1-2 milyon dolar zaten oradaki gelenlere verdi. Yetmiyor 150 bin kişiye. Bir tane ekmek versen 50 milyon dolar oluyor. Ne kadar, nereye kadar besleyeceksin? Dünyayı da kapattı. Onlar bir Angelica Jolie diye bir şarkıcıyı gönderdi. Yani dünya ilgilensin, duysun diye. Allah tövbe. Yani neyse işte. Bu biraz da 90'daki Körfez krizini hatırlatıyor. 90'daki Körfez krizinde malumunuz Turgut Özal o ünlü rüyası vardı. Eyaletlerle ilgili işte Musul'u Kerkü'ye alalım. İşte biz de müdahale edelim diye. Dönemin Genelkurmay Başkanı'nın istifası. Tabii çok önemli. Evet. Torumtay Paşa ya istifa etti ya. Çok soylu bu komutanlar ya. Ben bu ülkeyi savaşa sokmam dedi ya. 3-1 hadiseleri Kerkü'ye verecekler. Evet. Akabinde şimdi bu Suriye ile ilgili şeyler başladığında generallerin tutuklanması var çeşitli sebeplerle. İşte balyoz vesaire sebepleriyle ama bu esnada savaşın tam sesleri öylesine geliyor ki yani başbakanın emriyle Dışişleri Bakanı bütün büyükelçileri topluyor ve savaşa da hazırız, barışa da tabii hazırız. Tabii şimdi buradan şunu dediğin çok doğru. Şimdi bu Özallardan tabii bu politika 30 yıldır bölgede burayı bir dizayn, düzenleme bir değil mi? Amerika'nın yeni politikası soğuk savaş sonrası da yeni bir şey oluşturmaya çalıştılar. Tabii ki Özallardan kalan bir şey. Özallar vermiş ipin ucunu. Kenan Beyler, Kenan Evren Beyler, Özallar ipin ucunu vermişler. Şimdi yani eşeğin şey yeri belli, yağır dediğimiz bu kemik omuzla boyun arasındaki yere yağır derler, yağır. Semeri tam buraya oturttururlar. Oturtma sebebi tam burası yara yapar. Yara yaptığı için semerciler tanır o yağırı. Yani bu yağırı tanır. Şey demiş, eşek semerci köyden çıkacak, eşekler sevinmeye başlamış. Ne seviniyoruz demiş. Neyi seviniyoruz ki demiş. Ben hiç değilse yağar yerinizi biliyordum demiş. Şimdi yeni gelen o da bilmiyor. Bak şimdi size demiş yeni yerden yağar açacak. Şimdi öyle Özal'dan beri gelen bir yağar yeri var. Tayyip Bey de geldi. Bu yağar yerini başka bir yerden açtı. O Özal Soğuk Savaş döneminde başka bir yerden açmaya çalıştı. Kerkük merkük 3-1 vereceğiz, kazanacağız. Federasyon lafları, etnik tartışmalar. Tayyip de geldi başka bir yerden.
Bu yağrı buradan açtılar, bu kolu buradan. Tabii semeri oturttura oturttura Türkiye halkına. Bunu bir şekilde buradan koparttırmaya çalışıyorlar. Üstelik büyük maliyetlerle. Şimdi daha 6 ayında 60 biniz. Dünya savaşlarına girin, 6 ayda 60 bin. Çok büyük, çok yüksek bir rakam. Yani Irak'ta 3 günde 4 günde 1 milyon insan ölünce insanlarda bir normal şey normalleşti, 1 milyon ölüm. Ya 1 milyon ya. 1 milyon karıncayı düşün, çekirdeği düşün. Evet. Ya yazık, günahtır. 12 yaşında çocuklara tecavüz edildi ve bunlar 12 yaşındaki kız çocuklarına tecavüz edildi. Bunların sayısı 100 bin. Yaşar Nur Öztürk Bey kendisi anlatıyor parlamentoda. Bu AKP'nin de olduğu bir dönem diyor ki, gelin bunları kınayan, 12 yaşındaki Müslüman çocuklara Amerikalıların tecavüzlerini kınayan ya da oradaki tecavüzleri kınayan bir şey çıkartalım diyor. Bunların hepsi karşı çıkıyorlar. Kendisi yazısında yazıyor bunları. Şimdi gelmiş ama diyor, bir rektörü, yaşlı 70 yaşındaki rektörü, başörtülü bir tane diploma alan hanımefendi, elini sıkmam diye, hani bu benim inancım, elini sıkmam. Ya onun elini sıkmaya onu bir inanç yapıyor ama Irak'ta on binlerce kız tecavüze uğramış Amerikalılar ya da başka bir şekilde, işte cezaevlerinde olanları da gördük. Yasası ay çıkmasın, Amerika'yı kınamayalım. Şimdi PKK meselesi de öyle. PKK meselesi, sen kimle konuşuyorsun? Apo kim? Senin PKK konuşacağın insan Amerika'dır, sonra İran'dır, sonra şeydir, Irak'tır. Yani şimdi sen özellikle Amerika'dır. Amerika orada tutuyor mu heronlarını, gözetleme istasyonlarını, radarlarını? Şimdi bu çok komik ya. Bu kadar Dağlıca baskını, Aksun baskını olduğunda ne dedi bunlar? Türk ordusu kendi askerini öldürdü. Bu yok da haritalara çıktı, bilmem ne çıktı. Şimdi Suriye'de 6 tane pilotumuz. Niye çıkmıyor haritalar? Türk ordusundan niye dinleme çıkmıyor? Burada bir sürü şey, oraya dizildi ordu. Dağlıca'da çıktı, Aktün'de çıktı. Bir sürü dinleme çıktı Türk ordusu. Yok o yapmış, kendisini şey yapmış, öldürmüş. Hepsi de yalan çıktı bunların. Şimdi niye çıkmıyor? Çünkü artık şey yapıldı. Başka bir şey var. Şimdi Nihat abi, bir de bu Büyükelçiler toplantısında Başbakan'ın konuşmasından sonra MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın bir konuşması var. Büyükelçiler de doğal olarak bu müzakere görüşmelerle ilgili ısrarla sorular soruyor. Hakan Fidan da şöyle cevaplıyor. Diyor ki, bana top çevirtmeyin. Hemen aklıma şey geldi. Sizin biz programa başladığımız ilk hafta evde Laçin'in top sektirmesi ve camı çerçeveyi kırması gibi. Bu top sektirmede top ayağa ne zaman oturacak? İşte bekledi, şimdi oturdu. Yani Esad'ın hani bu dönem, AKP'nin iktidara geldiği dönemi, Amerika Özal'dan beri hazırladığı bir topun tam ayağına oturdu ve vurdu ve çaktı. Ve tabii ki kendilerinin askeri ölmüyor, bizim askerimiz ölüyor. Yani bir ülkede herkes şunu bilsin. Yani demokrasi, her türlü sorun, aklınıza gelen ne kadar ciddi sorunuz varsa bunlar iktidarla çözülür. İktidar. Yani erkek gücüyle çözülür. İktidar, erk. Yani bir gücün olacak. Kendi toprağında egemenliğin olacak. Egemenliğin yoksa, bir tane adam evinde şey yapmış. Kaza olmuş. Kazayla erkekliğini kaybetmiş. Erkekliğini kaybettikten sonra da hanımıyla anlaşamıyor. Her gün evde hırgür, hırgür, hırgür. Komşu da bıkmış. Demiş ya, her gün kavga, her gün kavga. Bir aranızı bulsanız demişti, biz de rahat etsek. Komşu da demiş ki ya, aramızı bulacak alet yok demiş yani, artık yok. Yok kardeşim, yok. Aramızı bulacak bir şey kalmadı. Aramızı bulacak olan iktidardır. Egemenlik gücüdür. Sen egemenlik gücünü tartışmaya açmışsın. Şu anda tartışıyorsun. Kimle tartışıyorsun? 30 bin insan öldürmüş Apo'yla tartışıyorsun. Hassasiyetini koruyun, sabırlı olun. Tamam, sabırlıyız, bekliyoruz ama biz bir şey dedik de sanki bir şey olacakmış gibi. Şeyde ya, bizi de çok cahil sanıyor bunlar. Bu bir takım insanları almışlar, cahil cahil insanları etraflarına almışlar. Bizleri de onlar kendileri gibi cahil insanlar sanıyorlar. Yani kendi yazarları gibi, değil mi? Kendi şeyleri gibi. Evet. İktidar için her şeyi yapabilen, her şeyi ama iktidar için her şeyi söyleyebilen ve yapabilen insanlar, savaşı göze almış insanlar, daha ne diyelim? Sen hem savaşıyorsun bir de hem de demokrasi diyorsun. Böyle bir cehalet olur mu? Ya bunların cehaleti de beni şey yapıyor. Ben zaten başından beri bunların cehaletini gördükçe korkuyordum. Bu cehaletten büyük felaketler gelir diyordum yani. Başından beri yazdım bunları ben. Cahil cüretkarlığı diye bir özdeyiş var. Ya var tabii şimdi. Anadolu'da. Ünlü bir şey, çok güzel hikayedir yani. Böyle konuşmaları sevmiyorum. Çünkü bunları açarsın başka yerde de, gürültü gibi başka yerlerde de bunları konuşmalar dinlersin. Yani güzel, halkımızın güzel hikayeleriyle bunları anlatabilirsen bir şey olur. Bunların cehaleti meşhurdur yani. Tarihten beri meşhurdur. Evet. Türk, büyük Türkmen köylüsü, çok cahil bir Türkmen köylüsü. Toros'un tepesinde. İyi de koyunu, kuzusu, sürüsü falan da var. Bir de oğlu yetişiyor. Diyor ki ama bu oğlan benim gibi cahil olmasın. Bunu yetiştireyim diyor yani. Okutayım, ilim öğrensin. Yanına da iki koyun alıyor. Şeye iniyor.
hocaya iniyor medreseye, şehre. Fakat ilim öğrenmeyi de yemek yemek gibi bir şey sanıyor. Ya da bir küpe bir şey doldurma gibi. Yani bugünkü şarj aletiyle şarj dolduruyoruz ya. Öyle bir şey sanıyor yani. Bir şey çocuğu koyacağım, o da dolduracak onu. Öyle sanıyor ilim öğrenmeyi. Gidiyor hocanın karşısına oturuyor medrese hocasını. Diyor ki ya ben diyor çarşıya kadar, pazara kadar işim var. Sana da iki koyun. Bu benim oğlana 2 saatte demiş ilmini öğret. Alıp köye gideceğim. Hoca şaşırıyor tabii, 2 saatte ilim öğretilir mi? Kafayı yiyor. Ama koyunlar da güzel. Almış koyunları. Tamam demiş, ben 2 saatte öğretirim. O da pazara gitmiş. Hoca demiş ki ben buna nasıl ilim öğretemem. Bari buna 2 tane kelime öğreteyim. Bir tanesi Kur'an olsun. Kur'an'ı bilsin. Kur'an. Ezberlemiş çocuk Kur'an. Tamam. Bir de demiş fıkıh bilsin demiş. Fıkıh. Çocuğa 2 saatte fıkıh. 2 saat bitmiş. Oğlum söyle bakayım demiş. Kur'an, fıkıh. Aferin demiş. İlmi öğrendi. Ha, babası gelmiş. Demiş tamam oğlunuz ilmi öğren demiş. Artık alıp köye gidebilirsiniz. Koymuş oğlanı yanında eşeğe. Eşek de böyle zıplaya hopluya eşeğe, köye gidiyorlar. Giderken köye doğru oğlan eşeğin üstünde Kur'an demiş, tamam demiş Kur'an. Fakat fıkıhı çıkartamıyor. Fık. Ya neydi o fık derken babası öyle bakıyor oğluna. Maşallah diyor ya, bizim oğlanı öyle bir ilim doldurdu ki fık taşıyor, ilimden taşıyor. Evet. Şimdi bakıyorum ben, ya bunlar taşıyorlar ya. Taşıyorlar yani, 60 bin insan öldürdünüz. 100 bine gidiyor 2 ay sonra. 60 bin insan, askerleriniz esir. Türk ordusunun en son ne zaman askerleri esir oldu? Niye gazeteleriniz yazmıyor? Bir iktidar için neler yaptınız? Türkiye'yi nerelere getirip koydunuz? Hala bunun yazılacak sizecek tarafı mı kaldı? Ey millet uyan denecek bir gündeyiz. 100 kere 1000 kere hükümetin düşmesi lazımdı, değişmesi lazımdı. Yapamıyorsanız başkaları gelsin. Bu girdiğiniz Amerikan arkadaşlığı, Amerikan dostluğu, buradan çıkış yok. Sizi aldı, size orada PKK'yla şunu yapacaksınız, tavizleri vereceksiniz. Orada şunu yapacaksınız. Yetmiyor. Türkiye'de bu tavizleri veriyor, yetmiyor. Bir de Suriye'ye saldırtıyor bunları. Yani bir de askerlik yaptırıyor. Hem kolunu bacağını kesver, hem de fazla kalan tarafıyla da git İsrail'de Suriye'ye karşı savaş. Şimdi bu kadar saçma sapan bir şey olur mu? İşin özeti bu. Sabahlara kadar ne tartışıyorsun sen televizyonda? İşin özeti bu. PKK'ya, İmralı'ya taviz ver. Bir şey ver yani. Taviz yani. Kolunu, bacağından bir şey. Kalan tarafıyla da git Suriye'de savaş. Paranı da ver. Parayı da verdikleri yok. Ha, benim yapacağım da 2 tane patriot oraya koyarım. Onu da kendi çıkar için yapıyor. Yani İsrail'i korumak için. Ondaki Antepliler için değil yani. Urfalılar için değil. Ve şimdi buraları büyük felaketler. Zaten felaket, büyük felaketler bekliyor dememize gerek yok. Zaten büyük felaket var ortada. Yani Tayyip Erdoğan Bey bu kadar, yani bu ülke buraya nasıl geldi? Bu benim aklım almıyor yani. Bunu şey yapamam. Ben bunu 1000 kere konuşsak hiçbir şey konuşmak gelmiyor içimden. Nihat abi, bu fık taşma hikayesi, geçen hafta Silivri'de de bir taşma hadisesi var. Uzun süredir tutuklu olan Mehmet Bedri Gültekin diyor ki savcılık soruşturmasında savcı şöyle bir soru yöneltmiş. Demiş ki Kafkasya'dan Kuzey Irak'a uzanan coğrafyada Orta Asya'ya açılan kapı eşiğinde Amerika'nın önüne bir terör hattı oluşturmak amacıyla yayın yapıyorsunuz diye sormuş. Gültekin sinirlenmiş. Bu soruyu kim hazırladı demiş. Savcı da cevaben emniyetten hazırladılar. Şimdi yani bu sorunun altını defalarca çizmek lazım. Bu soruyu soran bir Amerikan savcısı mı? Bu soruyu yönelten, hazırlayan bir FBI, CIA şeyi mi, polisi mi? Tabii Amerikan hesaplarının, Amerikan politikasının, dış politikasının hesabını senin ordundan soruyor. Nerede, mahkemede soruyor. Sana ne ya? Yani bu ne? Ya bu adamı hangi ne? Ya bu çıktı yani. Bu burada şey değil. Bu dinden imandan bunlar çıktı yani. Ben bu kadar yani bir Müslümanın insanın hafızası diyoruz yani, bir şey almıyor. Ya bir şeyi alamıyor. Benim aklım bir siyasi hükümetin 10 yıl içinde dünyayı, yani Hitler bile 15 senede geldi. 15-18 senede geldi galiba. Evet. 10 senede sen bu kadar savaşın kapısına nasıl geldin kardeşim ya? Ne için gerekti? Ne oldu da bu kadar zorunluluk oldu, getirdin bizi savaşın içine attın? Hadi iş bitti. Suriye ne yapacak? Duracak mı? Öyle de yani Suriye'yi başkaları da alsa durmayacak, öbürü de alsa durmayacak. Milyonlarca insan ölmüş, gelip bundan bizim 1000 yıl hesabını soracak. Ya 1000 yıl. 1000 yıl bizden soracaklar ya. Antep'in, Urfa'nın kapısını çalıp, çocukları oraya gönderip bombalatarak, değil mi? Bize de huzur bırakmayarak. Yani evet. 10 yılda ya. Bu Şair Eşref bir gün şeye gitmiş. Bektaşi olmaya karar vermiş. Ünlü şairimiz Eşref. Bektaşi olacağım demiş. Bir arkadaşıyla birlikte tekkiye gitmiş.
Fekir de babanın huzuruna çıkacaklar. İşte kapıdan bir derviş gelmiş, demiş ki ikinizi birden alamam demiş. Tek tek girin babanın yanına, dedenin yanına. Arkadaş demiş ki Eşref, önce sen buyur demiş. Yok yok demiş Eşref, önce sen buyur demiş. Ben 10 dakika daha Müslüman kalayım demiş. 5-10 dakika daha Müslüman kalayım. Lan bir 5-10 dakika daha Müslüman kalsaydınız lan, seçime kadar bari be. Bütün dünyanın sizi güldüğü, dalga geçtiği, savaşın içine ne kadar... Yani şimdi mesela bir İngiliz, bir Fransız, bir Hollanda bizim Türklere baktığı zaman ya bunları Amerika aldı 2 dakika içinde savaşa soktu. Bunlar ne acemi adamlar, ne işte değil mi insanlar demez mi? Sizi kim ciddiye alır? Bu kadar kolay mı? Yani yolda yürürken biri bana diyecek ki Nihat Bey şu kasap sana var ya çok pis küfretti, beni onunla savaştıracak. Niye dedi? Bir anlarsın, dinlersin. Bu kadar kolay değil yani. Bunu şey yapamıyorum ben. Bunların hepsinin sebebi bunlar şey vardı. Paraya, başka bir şeye tamah ettiler. Siyasi iktidara, Türkiye'de iktidar olmak istediler. 60 yıllardan beri İslamcıların Türkiye'de iktidar olma kavgası var. O iktidar kavgası için her şeyi göze aldılar. Ama her şeyi. Tayyip Bey de gençliğinde Amerika'ya, Avrupa'ya karşı laflar ediyordu. Şimdi eş başkan oldu. Değil mi? Bizim sitelerde de yayınlanıyor bunlar. Bu işin temelinde insanın özünle alakalı bir şey var. Yani kendi iş dünyayla alakalı, kendi çocukluğunla, Müslümanlıkla, yetişmenle alakalı bir şey var. Şimdi bu bir tane adam şeyh olmuş ve bütün köylerde de namı geziyor. Bir tane şeyh kalmış. Köylü, bir yoksul bir köylü kalmış. Onun kulu olmayan. Şeyh de havalı havalı, ya demiş, ona da haber gönderin. Sofram diyor, sofrası da büyük ya şeyhin, geniş. Şu yoksul bir köylü kalmış, bir tek senin tarikata, işte tekkiye gelmeyen. Ona da demiş, haber gönderin, gelsin benim kulum olsun. Böyle haber gönderiyor yoksul köylüye. Yoksul köylü de şeyhe haber gönderiyor. Diyor ki, vallahi biz diyor kuru soğana kul olduk diyor. Biz diyor kuru soğana kul olduk, kuru soğandan başkasına da padişah demeyiz. Bu işin dibi burasıdır, Yunus Emre'dir, Hacı Bektaş'tır, Mevlana'dır. Siz kuru soğana kul olsaydınız, bugün gider bu padişahların kulu, kölesi, kahyası olmazdınız. Hepsinin işi budur. Biz böyle dünyaya böyle hani materyalist bakıyorlar, maddeden bakıyorlar. Hayır değil. Bu insanın beynini de düzenleyen, açlıkla alakalı bir şeydir. İnsan açlığını düzenleyebiliyor mu? Düzenleyebiliyor muyuz? Açlık hani insanı yakan bir şeydir. Şimdi bunlar Amerika, yani bu açlık bizi terbiye eden bir şey. Ama bütün duygularımız da o inşa eder. Şimdi bir gün bunalırız, gideriz birisinin kölesi oluruz değil mi? Evet. Dayanabiliyor muyuz? Sabredebiliyor muyuz? Şimdi ben çocukluğumdan beri hep insanların, hani herkes başka türlü değerlenir. Ben hep böyle bakarım insanların paraya karşı tavırları nedir? Parayla. Para alışverişi, yani borcuna nasıl sadık, parayı nasıl harcıyor? Bunlar çok değerli şeylerdir, önemli şeylerdir. Şimdi sabırlı olmak diye bir şey vardır. Sabır. Yani Allah'la, Allah bizden bir imtihan bekliyor. Değil mi? Ya da toplum bizden bir şey bekliyor. Ama benim sabırlı olabilmem, kendimi yetiştirmem lazım. Şimdi mesela çocukken ben evde hatırlıyorum. Şimdi kız, bizim oranın kızartma türlü patates kızartması değişiktir. Hem patatesi değişiktir, hem az yağla yapılır. Biri kimi çok kızarır, kimi az kızarır ama o başka bir tat verir ona. Çocukken de bu yüzden patates kızartmasını biz çok severdik. Kardeşimle yerken de, yani kardeşimle de oturuyorsak önce patatesin en iyi kızarmış yerlerini, yani en iyi yerlerini yerdik. Hani öyle bir rekabet olurdu. Şimdi kardeşim bazen evde olmazdı. Nasılsa kardeşim yok. Kardeşim yok ama ben yine de yani ne olur ne olmaz, birazdan kardeşim gelebilir diye yine iyi kızarmış yerlerini, hani kızarmışı sona ayırmak daha güzel bir şeydir. Ama onu öyle, yani öyle şey yaparsın. Hala bir kardeşim gelir, kızartmalarını benden yer, odanın birinden çıkar diye kızartmayı önce yemek istersin. Yani iyi kızarmış yerini. Neyse, sonra büyük şehre gittik, üniversitede okuyoruz. Aradan 15-20 yıl falan geçmiş. Böyle gene patatesler önümde. Bizim Karadeniz usulü yapmışım. Kardeşim yok, kimse yok. Evde tek başına yalnızım. Gene patatesin güzel tarafları orada. Evet. Ankara'da benim kapıyı kim çalacak ki? Fakat içimde bir korku. Kapıyı biri çalar. Patates orada patates konuşur. Kızart, güzellerine yani patatesin iyisine, hani son ayıracağımı. Şimdi ben irademle kavga ediyorum. Çocukken beri hani o rekabet içinde büyüdüğüm için hep önden yeme diye bir şey var, sabırsızlık var. Patates güzellerini kenara koydum ama yine de içimden bir ses, ye ye, biri gelir, biri gelir. Yani o ses seni şey yapıyor. Şimdi bu sese dayanabilmek
terbiye etmek, insanın kendini terbiye etmesi lazım. Şimdi mesela çok güzel bir lokum vardır. O lokum duvarda durur. Durur ve onu yemezsin. Değil mi? Yemezsin, o sana bir sabır öğretir. Ama başka bir şey vardır. Eğer komşunun duvarında duruyorsa lokum, yani senin değil komşunun duvarında duruyorsa o lokum, sen sabır değil haset öğrenirsin. Haset. Şimdi benim duvarımda lokum var ve ben diyorum ki ya bugün yemeyeyim, yarın yerim. Hani ertesi gün yerim, öbür gün yerim. Değil mi? Kendime sabır öğretiyorum. Sabır çok güçlü bir duygudur. Herkesin sabrı bir şekilde öğrenir yani. Öğrenmesi de lazım. Para kazanırken, çalışırken. Yani biz 10 yıl genç kızlar parklarda, bahçelerde gezerken 15 yıl oturduk, kitap okuduk. Bir sabır yani. Evet. Orada başka bir şey var öğreneceğin. Değil mi? Bir şey var. Çünkü önce adam olmak lazım. Önce bir ismin olması lazım, adın olması lazım, bir mesleğin olması lazım. Yani o kitabı bilen bir adam olman lazım. Ondan sonra şey yaparsın, kızlara da bakarsın. Ama 15-20 yıl, 30 yıl değil mi? O sabır lazım önce. Şimdi bu sabrı denemeyen insanlar var. Pat! Şimdi o lokum orada duruyor. Lokuma karşı sabırlı olabilirsin. Ama komşu senin lokumunu gördüğü zaman haset eder. Seninki gibi sabırdan bir tat, kişi mesela sen sabrederek kişiliğine bir saygı öğrenirsin. Komşu haset eder. Bakın size samimiyetle söylüyorum. Bu İslamcılar haset ettiler. Haset çok başka bir duygudur. Bak haset nedir? Haset duygusu bir lokumu, bir lokumunuz var ve bu lokumunuzu yemiyorsunuz. Ve enerjiniz kayboluyor diyelim. Şu kadar enerjiye ihtiyacınız var. Haset eden insan çok daha fazla enerji kaybediyor. O yüzden yoksullukta sabır derken ama kimseye haset etmeden sabredin. Çünkü haset ederseniz daha çok aç kalırsınız. Daha çok açlık çekersiniz. Çünkü haset insan içinden kendi kendini pis enerjisiyle, o negatif moda deyimle yakar yani. Eritir kendini. Haset, 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 haset. Ve günün birinde de bir şey, lokum falan bir şey çıktığı zaman da yemeği de bilmez, nezaketi de bilmez, zarafeti de bilmez. İnsani davranışları da kaybeder. Uçar onun üstüne yani. Böyle balıklama dalar yani. Şimdi ben bunlarda böyle 30-40 yıldan beri birikmiş bir sert bir haset görüyorum. İçten içe enerjilerini mahvetmişler, elektrikleri gitmiş, pis negatif bir elektrik olmuş ve şimdi o hasetle saldırıyorlar. Görgüsüzce. Görgüsüzce saldırıyor ama şimdi görgüsüzlüğü de bana yap mesela. Hani ben senin komşunum ya da seninle aynı ülkedeyim. Ya Suriye'yi niye yapıyorsun? İran'a niye yapıyorsun? Dünyaya niye yapıyorsun? Dış politikada niye yapıyorsun? Bizi, alemi niye rezil ediyorsun? Bir ülkenin 5000 yıllık bir gelmiş bir kişiliği var, bir tarihi var. Bununla niye dalga geçiyorsun? Buraları niye rezil ediyorsun? Yani işi başka bir yere getirdiler. Hani bizim oğlan, bizim deli, bizim oğlan olsaydı, kalsaydı. Hayır, bütün dünya biz şeyden konuşuyor. Ve geldikleri yer, şimdi geldikleri yere de baktığın zaman artık da dilenmeye başladılar. Yok, babacan dün 100 lira emeklilik maaşı bireysel emeklilik için 100 lira koyana 25 lira da ben vereceğim diyor. Böylelikle birkaç milyar dolar toplayacakmış. Tabii tuzak kuruyorlar halka. Kimse 10 yıl parayı ödeyemeyeceği için 2-3 yıl içinde herkes bozacak parayı. Bozduğu için de 25 lirayı devlet de vermeyecek. O 100 liralar oraya kalacak falan ya da ona benzer. Faize erecek. Böyle gelmişler artık onu sat, bunu sat. Oradan da para yemişler, içmişler. Onu da sat. Oradan da bir şey çıkmamış. Savaşa da para yetiştirememiş. Kendi adamlarına para yetiştirememişler. Şimdi millet 100 lira versin de 100 lira bireysel emeklilik, oradan da 1 milyar, 2 milyar. Bu Özal ve Tansu döneminde de biz bunları gördük. Artık kurnazlığın, tilkiliğin bu kadar ince, hassaslaşmışsa, sofistike kurnazlıklar yapmaya başlamışlarsa iflas ettiler. Çok net bu. Çok net. Ve savaş yani. Bir de savaştan ne gelecek ki bize? Ben onu da bilmiyorum. Yani Suriye'de ne gelecek? Petrol mü gelecek? Savaşanlar zaten orada 3 tane kuyumcuyu soydular. Sen ne alacaksın yani? Neyin alacaksın? Evet. Benim aklım almıyor. Yani hiç aklım almıyor. Hiç. Ben Türkiye'de bazı şeylerin halka yani bu çok anlatılmaması, yani her şeyde anlatılmaz diyorsun. Yani sabırlı davranıyorsun. Yani içimde bir sürü kelime var, söyleyemiyorum. Yani ceza alacağım için falan değil yani. Yani artık ev yanıyor. Şimdi ikimiz karı kocayız diyelim. Şimdi ben seni sevmiyorum, sana bir takım hani karşı şeyi yapıyorum. Ama ev yanıyor, ben de yanacağım. Yani şimdi ben bir sürü şey de söylersem benim evim yanıyor. Bu diğer İmralı konusunda da, savaş konusunda da bir sürü şeyi içimize atıyoruz, söylemiyoruz ama ev yanıyor diyor artık. Bu iş artık eleştir, yani eleştirsem ne olur ki? Ne olur ki yani? Gelmiş, savaşın kapısına gelmişsin.
sen Türk Genelkurmaylarını tutuklayıp, Türk Hava Kuvvetleri komutanlarını tutuklayıp, üstelik belge göstermeyip tutuklayıp, sonra da APO ile pazarlık yapan bir adamsın. Ve 60 bin insan öldürmüş bir adamsın. Dönüp dönüp sabaha kadar bunu söyleyeceğiz. 70 gazete söylemiyor. Bir tanesinin manşetinde Suriye ile savaşıyoruz yazıyor mu? Bütün Avrupa yazıyor, Amerika yazıyor. Hatta Amerika Tayyip Bey ile biz yanlış yola girdik. Burası Libya'da hiç benzemedi. 3 ayda bitiriz diye bizi kandırdılar. Obama da bir daha bu işe yeniden baksın. Daha feci tehlikelere girmeden de işe bir önlem alsınlar. Başka bir plan uydursun diye de konuşmaya başladı. Hepsinin eski bakanları, eski senatörler, eski büyük diplomatları. Nedir ya? Evet. Değerli seyirciler, kısa bir aradan sonra Nihat Genç konuşuyor'a devam edeceğiz. Nihat Genç konuşuyor'a devam ediyoruz değerli seyirciler. Ben öncelikle gelen mesajlardan seçtiklerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Avukat Yılmaz Savaşar İstanbul'dan, Şükrü Kayar Malatya'dan, Halime Küçük İstanbul'dan, yine Recep İnan İstanbul'dan, Harun Cengiz Muğla, Kadir Çetin Muğla, Fikret Saydam Muğla, evet Muğla'dan bir hayli var. Şimdi bir ilginç mesaj, 740 lira maaş alıyorum, özel sektördeyim, 200 lirası elektrik, 75 lira su, 30 lira tek çocuk, aylık 150 ev masrafı, aylık 200 pazar, alışveriş 80, aylık ben bu maaşta başbakana versem nasıl geçinir diye sormuş Metin. Yine İbrahim Bozgül, Balıkesir Bigatiç'ten göndermiş, Muhammed Kırıkkale'den gönderiyor. Samsun'dan Nihat abi sizin için özel bir mesaj var. Samsun Sığıye Okulu'ndaki asker ocağında bahsettiğiniz erik ağacını unutmadık. O erik ağacını kışın kuruyacak. Hissettiğimizde yazın canlanmıştı. Bizler de kurudukça yeşereceğine inanıyoruz. Davasına inanmış insanlar olanlara saygılarımla demiş Osman Malkoç Samsun'dan. Trabzon'dan yine şöyle bir mesaj var. Federal sisteme geçişte Türkiye bölünmeye gider mi diye sormuş. Seray Konya'dan mesaj atmış. Tuğrul Koşan At, geçen haftaki Koşan At'la ilgili. Koşan atlarımız dediniz. Duygulandım. Ülkede ne atlar var ama ayağından kıvılcım çıkan sizler gibi nadir yiğitler çıkıyor diyor. Tuğrul Öztoprak Isparta'dan. Ali Sakarya, Berk Arslan yine İstanbul'dan, Halime Küçük var yine. Değerli seyirciler, bu geçtiğimiz hafta ilginç olaylar oldu ama Silivri'ye de değinmeden edemiyoruz. Fatih İlmioğlu Hoca hala çok ağır kanser, karaciğer kanseri tedavisi o şartlarda mümkün değil. Hastal'dan yine Silivri'de yatan askerlerin anneleri, babaları, aileleri artık dayanamıyor. Onlardan bir tanesi Deniz Binbaşı Kemalettin Yakar'ın babası Selahattin Yakar vefat etti. Yine yani Silivri ve Hastal'da Jandarma Kurmay Yerbay Hüseyin Topuz'un annesi vefat etti. Yani içeridekilerin acıları ailelere yansıyor. Bunu hala bir çözüm yok. Bu arada yine bir son bir gelişme oldu. Milli Savunma Bakanı dün bir açıklama yaptı. Malum balyoz davalarındaki Word belgelerinin 2007'ye kadar Milli Savunma'ya bağlı kuruluşlarda kullanılmadığını. Yani bakanın bu açıklaması bir nevi balyoz iddialarının tamamen çürütülmesi anlamına geliyor. Yine aynı bakan personel arasında, Milli Savunma personel arasında hipnozla ilgili bir sorgunun olmadığını söyleyerek Ahmet Zeki Uçok'la ilgili davanın da neredeyse çöktüğünü yani, ilan etmiş oldu. Cemaatten insanların, komutan adına emir veren insanların hilesini yakalayıp sorguya çektiği için 300 işkence yaptı ve hipnoz yaptı diye suçlanan insandan bahsediyorsunuz. Evet. Yani film, Oscar'lık film olacak hikayesi var insanın. Ve bunu aslında uzun uzun anlatmamız lazım. Bir gün bu adam bir suç görüyor ve sorguya alıyor. Cemaat onlar adına, kendisi bilgisayara sızıp başkası adına emir verirken yakalanıyor. Ve bunu niye yargıladın diye 500 yıldan içeride yatıyor. Evet. Hipnoz da yapmış güya diye. Evet. Tabii biraz da Savunma Bakanlığı'nın yaptığı şeyler biraz da geç oldu. O insanlar yargılanırken, içeri alınırken bunlar söylenmeliydi. Zaten iler tutar tarafı yoktu. Şimdi hiç yok yani.
Şimdi bu Kemalettin Yakar, babası vefat eden Kemalettin Yakar'a değinmek istiyorum. Kemalettin Yakar, donanma komutanlığı istihbarat ve istihbarata karşı koyma güvenlik şube müdürlüğünde görevliyken ani bir şekilde yurt dışına göreve gönderiliyor. Ertesi günde malum o donanmaya baskında işte yerin altındaki cihazlar bulunuyor ve bu o cihazlarda geçen isimler var. 2000 denizci personelinin tasfiye edileceği, evet, emekli edileceği ile ilgili de bir iddia var ortalıkta, ama iddia demeyelim çünkü buna benzer konular hep gerçekleşti yavaş yavaş. Kaldı ki Deniz Kuvvetleri'nde de emekliye bir sevk söz konusu, teşvik, ayrılanlara da size kolaylık yaparız diye de bir hadise var. Evet, Nihat Bey, bütün bu gelişmeleri özellikle Fatih İlmoğlu'nun altını hep çizmek istiyorum. Sanki içimden bir ses Allah göstermesin ama yani Silivri'den artık Fatih Hoca'nın tabutu çıkacakmış gibi. Çünkü oradan Kuddisi Okkur gibi, Kaşif Kozinoğlu gibi tabutlar yani çıktı. Tabutların yani Allah göstermesin diyelim ama yani kalanlar ne yani? Onlar da 80 yaşında, 75 yaşında, 75 yaşında, böbrek yok, bastonla zor duruyorlar. Evet. Sadece Ergun Saygun Bey'in 400 sayfa raporu var. Ayakta duramıyor adam. Ya böyle nicesi bu içeride durmaları yani, bu akıl alır gibi değil yani. Türkiye'nin üstünden şey yapıyorlar. Yani eski sevgililer, çok eskiden abay yakma diye bir şey var ya. Evet. Abay yakmak, çok sevdiğin kız seni sevmiyorsa kapısına gidiyorsun, abanı işte sırtındaki gömleği alıp orada yakıyorsun yani. Bu hani abay yakmak, buna diyorlar halkın arasında. Sevdiğin kızın evin kapısının önünde falan. Tabii Tayyip Beyler abayı değil, Türkiye'yi yaktılar. Yani sevdikleri Amerika aşkına, sevdikleri İslamcı dostları aşkına, Müslüman kardeşler aşkına Türkiye'yi yaktılar. Bundan şey yapmasın yani, Türkiye'yi yaktılar. Tabii ki halkımız da diyor ki biz ne yapalım diyorlar, yani çaresiziz. Vallahi bu saatten sonra çok geç. Artık biz burada savaşın ortasında konuşuyoruz. Analizi, bir şeyi söylesek ne, söylemesek ne. Savaşın göbeğindeyiz. Felaketin şu boyutuna bakın. Dünya burada yüz binlerce insan Tayyip Bey vasıtasıyla öldü diyor. Hı hı. Ve Türkiye'de hiçbir gazetede ses yok yani. Bu nereye geldiğimiz yer burası. Yani bu saate kadar Türkiye toplumu çoktan, bu geçmiş sağ iktidarlar zamanında Türkiye toplumunun çoktan bir milli iradesi olacaktı. Yerli bir gücü olacaktı. Halkı uyanık olacaktı. Çoktan olacaktı bunlar. Bunlar baktı ki burada yazarlar var. 10 tane 15 tane işte. Doğu Perin çekmiş, Mustafa Balbay'mış. Bunları alayım. Bunları alırsam yarısı da korkar, siner. 3 tane de subay var. Bunları alayım komutanları. Altından da şunları da alayım. Bunları toplayayım içeri. Ben işte böyle bir şey. Ve bu büyük bir sessizlikle de olunca, yani Türkiye halkı, benim askerim, benim yazarım nerede diye ayağa kalkmayınca da, bu yalanları da yiyince sabaha kadar elleri kolları rahat. Türk tarihinde ben görmedim böyle bir savaş. Ve savaşın içine girdik. Enver Paşalardan beter hale geldiler. Hiç değilse Almanlar güç verdi. Bunlar para da verdi Almanlar. Yani biz savaşa kolay girmedik, çok para verdi. 1,5-2 milyonluk Türk ordusunu tepeden tırnağa yeniledi Almanlar. Ta Mısır, Süveyş'e kadar hatlar çekildi. Hem kanallar çekildi, bir sürü arabalar geldi, uçaklar geldi. Bunlar savaşa bir de bedava giriyor yani. Bir şey de çıktığı yok. 2 tane fırkateyi verecekler, bir senato dün kapanmış, Amerikan senatosu. Son dakikaya gelmiş, kapatmış, sonra şey yaparız diye bizimkilere de avucunu yalıyorlar. Yani durumda bu. O iki fırkateyi de şeye benzettiler, o Yavuz'la var ya, Birinci Dünya Savaşı'nda aldığımız. Evet, evet. Ona evet benzettiler. Bir Yavuz'da şey var. Yavuz'la Midilli, evet. Ya aklın, aklımızın kullanılmayan parçaları vardır. Yani aydını anlatmak isterim Türkiye halkına. Yani aydın, bu kadar aydını içeri alınırken bu sessizlikle içinde kalırsak bizden bir toplum olmaz, bizden bir halk olmaz. Bizi savaştırırlar. Yani çok kötü savaştırırlar bizi. İşte savaştırıyorlar, bizi kullanıyorlar. Kahya diye kullanıyorlar, asker diye kullanıyorlar. Değil mi? Çok rezil bir durum. Evet. Aklın parçaları vardır, kullanılmayan parçaları vardır. Şimdi bunu nasıl anlasın? Yani aklın kullanılmayan parçalarıdır aydın. Size hatırlatır. Şimdi bunu nasıl anlatalım? Bu şöyle bir şeydi. Şimdi hayalet ağrı diye bir şey vardı. İnsanın eli koparsa, ayağı koparsa koptuğu halde eli ağrır. Yani kolu yok ama o ağrıyı hissediyor. Niye? Beyinde onun bölgesi var.
Benim de öyle dişlerimi çektirdim, ben implant yaptırdım yani. Hı hı. Çelikten başka bir şey yaptırdık oraya ve dişim yok. Dişim yok, normal başka dişler var ve ben bal yedim. Eskiden bal yediğim zaman dişime vurur ağrırdı. Hep öyle olmuştur yani. Hı hı. Ben dişlerim çekildikten sonra da bal yedim. Dişim yine sızladı. Ne sızlıyor? Ne var? Orada öyle bir şey yok ki. O sızı yalandan yani, hayali ağrı. Yıllarca ağrımış orada yer etmiş. Yani boşuna bir hayalden, boş bir ağrı. Türkiye'ye boş ağrılar verdiler. İşte Osmanlı hayali gibi, bilmem ne gibi falan, lüks ağrılar. Tarihteki fetihlerden ağrılar getirdiler. Ama bir de bunu tam tersini düşünün. Bir insan der ki, Türkiye halkı diyor ki benim, ya iki elim iki ayağım var, ne yapabilirim? Şimdi evet, iki kolunuz var. Ama aydın üçüncü koldur, dördüncü koldur. Aydın size duymadığınız, görmediğiniz, işitmediğiniz şeyleri söyler, getirir, önünüze koyar. Sen işinde gücündesin. Berbersin, oduncusun, değil mi? Evet. Başka bir dünyadasın sen. Aydın öyle değil. Aydın sana başka farklı bir şey söyler. Der ki bak şöyle bir şey daha var der. Senin üçüncü kolun olur, dördüncü kolun olur, beşinci kolun olur. Senin gözün olur, senin kulağın olur aydın. Aydının görevi budur. Fazladan kollardır aydınlar. Şimdi bu fazladan kolları Tayyip geldi ve kesti. Kesti ya, bayağı kesti, attı içeri. Ya da susturdu işte bizleri olduğu gibi. Şimdi bu kadar kollar kesilir, bacaklar kesilirse iki kolla da bir şey yapamazsınız. Türkiye halkı bunu bilsin. İki kolun var, iki ayağın var. İyiyse yürü sokakta, git tuvalete kadar git gel. Başka bir işe yaramaz. Ben senin üçüncü kolunum, dördüncü kolunum. Dördüncü kolunu kestirdin sen. Bu insanlara kestirdin. Kime kestirdin? Suriye'ye savaş atmış, açmış ve 60 bin insanı öldüren insanlara bizim kollarımızı kestirdin. Niye? Savaş daha rahat olsun, sesleri çıkmasın diye. Başka bir anlamı var mı? İmralı'yla daha iyi pazarlık yapılsın. Bunlar ses çıkarmasın işte. Oradan gelsin Pekkallar, içeri girsin. Affedin. Bunlar için kesildi bu kollar. Ve halkımız aydını tanımıyor. Şimdi aydınsız. Aydınsız ve milli yerel duygu şeysi. Yani aklında bir yer var. Hani biz kimiz? Biz neyiz? Biz ne taraftayız? Onu sana söyleyecek olan aklın parçaları var. Bu parçalar kayboldu. Bu parçalar gitti ve buraya başka bir şey monte ettiler. Artık Türkiye'nin yerinde, affedersiniz, çok özür dilerim, yeller esiyor yani, yeller esiyor. Şeyde, hoca bir gün gelmiş, karpuzu yemiş, kabuklarını da atmış. Fakat karpuzu böyle fazla da kemirmemiş yani, az kemirmiş. Demiş ki, ya benden sonra gelenler demiş, buradan zengin bir adam geçti desin demiş. Hani evet, fazla da kemirmemiş ya. Sonra tabii biraz sonra karnı acıkmış. kemire kemire yemiş, çoğunu da yemiş. Demiş ki sonra, benden sonra gelen demiş, o zenginin yanında bir de bir eşeğe vardı desin demiş. Evet. Evet, ne geçti Türkiye'den artık, ne geçti? Kemire kemire yediler imarınızı, belediyelerinizi, dış politikanızı, Hatay'ın ticaretini, Antep'in, Urfa'nın, değil mi? Buralardaki sosyal alışverişi, her yeri kemirdiler. Ne, kim kemirdi? Bu ülkeden kim geçti? Ne geçti? Bunlar çok ciddi sorudur. Dönüyoruz 10 yıldır. Nereye döndük geldik? İmralı'yla pazarlık. Nedir bu? Her yıl bir pazarlığın içine düşüyoruz. Başka derdimiz kalmadı. Arnavut Yeniçerioğlu ağası olmuş Arnavut. Fakat hayatı boyunca da pırasa bıkmış pırasadan. Evet. Yeniçerioğlu ağası olunca da buna da gene pırasa yemekleri geliyor. Aşçıyı çağırmış, demiş ki ya bıktım şu pırasadan demiş, bana başka bir yemek yap. Aşçı buna yine pırasalı bir yemek yapmış ama böyle biraz daha başka bir şeyler karıştırmış. Adına da zübriye koymuş. Hı. Gelmiş ıspanak şeyin önüne gelmiş, Arnavut önüne. Arnavut demiş ki ya demiş, adını değiştirdin demiş ama gene aynı ıspanak demiş yani. Adını değiştirip geldin ama aynı pırasa demiş yani, bu değişen bir şey yok. Bu Türkiye'deki pırasa bu. Tayyip Bey ileri demokrasi dedi, bilmem ne dedi, adını değiştirdi. Zübriye bu işte, başka bir şey. Değişen hiçbir şey yok. Dün şeyi izlediniz mi? 10 yıldır beklenen intibak yasası. İntibak yasasıyla emeklere gelecek para. Ya ayıptır ya. 10 yıl bunun havasını attınız, intibak vereceğiz diye. Yani yani güncelleme yapacaksın falan diye. En büyüğüne 300 lira gelecek, 290 lira, en küçüğüne 4 lira. Ya 4 liranın lafı mı olur? 50 liraya zam mı diyorsunuz? Bu nedir ya? Milyonlarca insan sizi adam sandı, size oy verdi. Şimdi bekliyor işte her yerde. Değil mi bu insanlar?
Bu şimdi nedir ya? Bunun izahı var mı? Ben kendimden utanıyorum ya. 4 lira zam. 4 lirayı ben sana versem, birine versen çocuğun kabul eder mi 5 lirayı? Bunlara da böyle büyük devletin şeyleri gibi bakıyorlar. Hoca bir gün Yavuz güzel bir fıkradır, evet, unutmadan söyleyeyim. Hocanın elinde ayağında ne var almışlar. Üstünde başında ne var vergiler gelip almışlar. Dert yanıyor. Onu aldılar, bunu aldılar, şunu aldılar diye. Gelmiş köy odasında dert yanıyor. Vergiler şunu da aldı, bunu da aldı, bunu da aldı diye. Derken o köyden bir arkadaşı diyor ki ona, hoca diyor sen eskiden böyle kahvede otururuz ya, geniş geniş otururuz ama arada bir yellenirdin de diyor. Niye hiç yellenmiyorsun? Vallahi diyor gazı da kestiler. Evet. Gazı da kestiler. Helaya da giderdin sen. Eskiden hoca hiç helaya da gitmiyorsun. Vallahi suyu da kestiler diyor. Halimiz bu. Evet. Helaya da suyu da hepsini de. Nihat abi şimdi biz eskiden bir hayali ihracat diye literatürümüzde bir şey vardı. Sonra şimdi bir hayali zamlar söz konusu sizin ifade ettiğiniz gibi 4 liralık bir zam. Bir de hayali ağrıdan bahsettiniz. Ben kendi kızım Aybike'yi iki kez beyin ameliyatı oldu. Ama hala bir ağrısı vardı. Doktorlar şöyle diyorlar Latince'de ona. Pseudotumor celebrity. Yani hala tümör varmış gibi ağrı hissetmek. Türkiye'de de sanki bir darbe varmış gibi son 5 yılda bir düzenlenen bir kampanya var. Ya yani hayali darbe kampanyaları. Bu hayali ağrılar, hayali ihracatlar, hayali zamlar. Ama ortada da bir gerçek var. Gerçek olan savaş var. Ya var bey, bu hem bu savaşa gelip işin tıkanması hem de bu şeyler, bu zamların böyle 3 lira 5 lira olması, yani Türkiye halkına çok büyük bir hakaret olarak görüyorum ben. Şimdi Türkiye halkı sorabilir kendi kendine, ya bu kadar zor duruma, yani bir oy verdik diye biz niye bu kadar zor duruma düştük? Niye bu kadar elimiz kolumuz bağlandı diyebilir. Bu şundandır. Bir toplum yavaş yavaş önce aydınları kendine saygısını kaybeder. Yazar çizerleriniz kendine saygısını kaybederse herkes kaybeder. Sen de kaybedersin, o da kaybeder, o da kaybeder. Çünkü bir toprağın, halkın değerlerinin, kendisinin onurunu ayakta tutacak, kişiliğini ayakta tutacak, model olacak. Ha ben de şu adam gibi olmak istiyorum. Bak ha şu adam doğru diyor. Kimsenin parasını yemiyor, doğru diyor. Aç kalıyor ama bilmem ne diyor. Değil mi? Bu tür insanlara dayanışma içinde olacak olan halkımızdı. Şimdi bakıyoruz, herkes bir şey karşılığı konuşuyor. Patronuna göre konuşuyor, ideolojisine göre konuşuyor, partisine göre konuşuyor, biri mezhebine göre konuşuyor, biri İslamına. Yani Allah rızası için has dediğimiz kendine konuşan, yani sadece halk kendi yaşadığı için kendine saygı diye. Yani ben kimse için iyiliğine konuşmuyorum. Yani mesela kimseye iyilik yapmak için konuşmuyorum. Kimseye bir görevim olduğu için konuşmuyorum. Kendime saygım olduğu için, yalan söyleyemem. Gören var diyorum. Başka türlü yaşayamam. Bu insanları yetiştirecek olan bu halktır. Bu halk bu tür yazarlara sahip çıkacaktı. Ben ilk gençlik yıllarımda çok iyi hatırlıyorum. 12 Eylül'de çok büyük darbe yedik. Ve darbe yediğimizde insanlar işkence yedi. İşte böyle çok zor günler yaşadı. Herkes, bizler de öyle. Yani -30 derecede kömürün yok, odun yok ya. Bunu bir hayal et, düşün. 6 battaniye yetmiyor sana. Sokağa 7 mintanla çıkıyordun üst üste. Yetmiyordu. Bu zor günlerden geçtik biz. Ama bu bir siyasal felaketti başımıza. Darbeydi, diktatörlüktü. Ve arkadaşlarımızla hep bir siyasal mücadele içinde olan dedik. Yani insan olmanın onuru var. Bizi bu hale, üniversite okuduğumuz halde bizi bu hale düşünenleri anlamamız lazım. Niçin bizi iktisaden kandırıyorlar, siyaseten kandırıyorlar, değil mi? Bunu anlamamız lazım. Evet. Dergiler, gazeteler çıkarmamız lazım. Biz doğruca ve dürüstçe, samimice bu toprağa güzel şeyler söylememiz lazım. Billur gibi, kaynak suları gibi halkımıza gerçek olan bir şeyi, toprağımızı, nohut nedir, mercimek nedir, demokrasi nedir, bunları söylememiz lazım. Arkadaşlarımızla böyle yerlere vardığımız zaman, işte dergi çıkartacağız, şunu yapacağız dediğimiz zaman, ya diyelim dergi bugünün parasıyla 1.000 liraya çıkıyor, 1.000.000 lira diyelim. Evet. Arkadaşlar o 1.000.000'ı, ilk kazandıkları paraları ilk şöyle yaptılar. Yani bu genelliyorum ama genel olarak böyle oldu. %90 itibariyle. İlk kazandıkları paraları önce ev aldılar, sonra araba. Ya biz dayak yedik ya. Biz işkenceden geçtik ya. Biz çok kötü yoksul çocuklarız. Bizim hayatta yapacağımız ilk iş, yani birebir şahit olanlar. Belki Yozgat'taki şahit olmadı. Belki Adana'daki bir insan, boyacı, odacı şahit olmadı. Biz olduk. Biz olduğumuz için bizim kazanacağımız ilk parayı, bizim vereceğimiz yer ev ve araba mı? Arkadaşlarım ev ve araba aldılar. Bir dergi çıkartırken para bulamadık.
Memuriyet yaptım. Memur maaşımı kira vermeden dergiye gittim yatırdım. Yani benim gibi böyle insanlar oldu. Niçin bunları yaptık? Arkadaşlarım sonra 10 yıl geçti. Baktım ev araba dedim ki hani evleri arabalar olsun. Olacak tabii ya bir ev araba herkesin olacak. Dedim ya evleri arabası olsun arkadaşlara sonra katkıda bulunurlar dedim. Sonra da hanımlarına bilezik dizmeye başladılar. Hani dergi işte internet sitesi kuralım şunu yapalım şunu yapalım dediğimizde de ya bugünün parasıyla 10 lira. Ya 10 lira da ne olur işte 10 lira. Bilezik diyelim 1 milyar ama sana geliyor 10 lira. Şimdi hani oradan da uzak durmayalım yani bizim bu mücadeleden de hani oradan da uzak durmayalım ama 10 lira. Peki biz deli miyiz? Kazandığımız parayı dergiye verdik internet sitesi gibi yerler ya da değil mi kitaba verdik. Ya kitaba verdik ya. Ne demek? 30 yaşına geliyorsun eve 2000-2500 kitap. 30 yaşındayken. Evet. Ne demek? Bu para gidiyor buraya değil mi? Hı hı. Niçin arabaya vermiyorsun? Eve vermiyorsun. Herkesin tercihi değişiktir. Ona verenlere saygı duyarım. Benim ailemde de verenler var. O ayrı. Ama ben kişilikli bir insan olmak istiyorum. Daha o yaşta. O yüzden kendime saygım gelişsin istiyorum. Okumak ve öğrenmek istiyorum. Beni siyaseten niye kandırıyorlar? İktisaden niye kandırıyorlar? Değil mi? Bunu anlamak istiyorum. Hı. Ve bir meslek edinip o meslekte ilerlemek istiyorum. Yani kendime saygıyı büyütmek istiyorum. O adamlar arabalarına saygı duydu, evlerine saygı duydu. İyi de yaptılar. Çocuklar da iyi yetişti. Bir şey de demem. Allah da daha iyi etsin. Ama o sadece kendi ailesine saygı duyar. Ya da ailesi ona saygı duyar. Çocukları ona saygı duyar. Daha geniş insanların, bir toplumun, bir halkın, başkalarının da sana saygı duymasını istiyorsan sen herkes gibi bir adam olamazsın. Herkes gibi Tayyip diyor git araba alın, araba alacağız. Üç çocuk sahibi olun, üç çocuk sahibi olacağız. Hayır. Kendi kişiliğim. Ben kendime saygı duymak istiyorum. Bana işkence etmiş adam ya da beni dövmüş ya da benim elimden değil mi Özal gelmiş almış parayı. Ya Özal'ın verdiği maaş otobüs parasına yetmiyordu ya. Otobüs parasına. Bu nedir? Bundan bir hakaret mi olur? Bugün de değişen bir şey yok. 40 yıl geçiyor değişen bir şey yok. Ve bu bereketli topraklar üzerinde değil mi? Değişen hiçbir şey yok. Bu saygıyı inşa eden insanlar var. Bu saygıyı kim inşa etmiştir? 3 kişi, 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi. E bu insanlara saygı duyacaksın. Bu insanlar tutuklandığı zaman, konuşturulmadığı zaman, içeri atıldığı zaman, başlarına bir felaket geldiği zaman değil mi? Bunlara bir sahip çıkacaksın. Ya diyeceksin bu insanlar böyle insanlar. Şimdi bu insanlara sen saygı duyma. Sen saygı duymazsan bu tür insanlara yok. İşte yok. Kalırsınız. Herkesin arabası var. Tamam. Savaşa girdik. Savaşa giriyoruz. Ve büyük bir felaketin içindeyiz. Zor zamanda konuşacak adam lazım. Tayyip Bey orada bir diktatörlük inşa ediyor. Ona karşı konuşacak adam lazım. Hadi konuşsun arabalarınız. Hadi konuşsun hanımınızın bilezikleri. Hadi konuşsun aldığınız o evler. Hadi konuşsun. Hiçbiri konuşamaz. Tam tersine bu insanlar bir de bu ev ve arabaları alabilmek için o insanların müsteşarı oldular, müşaviri oldular. Onların gölgelerinde yaşadılar. Onlar konuştu, bunlar sustu. O insanlara merdiven oldular. Ama olsun böyle insanlar da olur. Ona da itirazım yok. Ama bir gün toplum savaş gibi, sert gibi, askerlerin ve yazarların tutuklaması gibi zor anlar yaşar. Bu anlarda böyle, şimdi çıkıyor ekrana adam diyor ki, diyelim bir yazar içeri alınmış, onun başka şeylerini söylüyor. O da diyor şu kıza laf attı diyor. Sana ne atmış? Yani o vuramıyor. Yani seni yıkacak, öldürecek, mahvedecek bir şey arıyor. Bunu hukuki olarak bulamıyor. Ortaokulda kıza laf atmışsın ya da bir kitabın kenarına bir şey yazmışsın. Oradan bir şey bulmaya çalışıyor. Şimdi bakın, bir ellerine bir ahlak geçirdiler. Ahlak sopası. Ahlak sopası nedir? Ahlak sopası önce kendi kişiliğine. Kimseye muhtaç olmadan yaşamayı öğreneceksin. Ya en büyük şey budur ya. Kimseye muhtaç olmadan yaşamaktır bu. Böyle bir ahlak sopası ellerinde herkesi dövüyorlar. Sen de şunu yaptın, sen de şunu yaptın. Manşetleri 7 yıldır bir takımları içeri alıyorlar. Alamadıklarını da ahlak sopasıyla dövüyorlar. Yani oduncuya gidiyorsun. O şeyde çok güzel bir hikayedir. Bizim evde anlatır annem. Bir komşusuyla oduncunun yanından geçiyor. Oduncu da her geçerken öyle odun kırıyor. Yanında bir komşumuz varmış, annemin de arkadaşı. Demiş ki anneme, ya bu oduncu da demiş, akşamları içiyor demiş. Demiş ya be mübarek, be sus demiş ya. Her gün akşama kadar demiş, odun kırıyor. Şuna da bir gulp taktın ya demiş. Adam her gün odun kırıyor burada diyor. Ben evden görüyorum diyor, her gün odun kırıyor. Her gün odun kıran o adama gidiyor, ona da bir gulp takıyor. Ya bu adam kahvedeyse, çalışmıyorsa, hani başkalarının dedikodusunu yapıyor, gıybetini yapıyorsa, üretmiyorsa tamam bir şey diyemem. Ama adam çalışıyorsa, çalışan, üreten adama dikkat edin, bu ahlak sopaları bir de çalışan ve üreten adamları dövmek için. Yani bir ormana giriyor, ormanın en sağlıklı ağaçlarına. Yani bu ağaca çok çirkin kuşlar geldi, bunu keselim kökünden.
ya da şöyle şöyle. Yani bir şey kulp bulup bunları ve bir kulp bulup hepimizin üstünden geçti bunlar. İşte bu geçtiğimiz 4 yılda 5 yıl içinde. Yani kendi kişiliksizlikleri gibi, kendi ahlaksızlıkları gibi kimse de ahlak kalsın istemiyorlar. İstemiyorlar ya. Herkes kendileri gibi rezil rüsvay olsun ve kepazelikte. Ne yapalım? İçimizde işte bir sürü insan, şimdi içeri alınanlar, Önseller, sizin subaylar, Doğu Perinçekler, Özkanlar, bir sürü insan da hani değil mi? İsminden söz edebiliriz. Yani kişiliğe saygı diye bir şey var. Nedir bu kişiliğe saygı? Ben mesela isterim ki ya konuşabilecek insan ararım. Yani konuşabilecek insan. Yani konuşabilecek insan bulamıyorsun. Bu sokakta yani aileyi görüyorum. Bakıyorum ki çocuğunu almış evine gidiyor. Çocuğu işte ortaokula gidiyor. Ya şimdi bu insan benim ailem olması lazım değil mi? Çocuğunu almış evine giden insan. Ama bana çok uzak. Kendi ortaokul, o çocuk liseye gidiyor. Liseyi düşünüyorum. 30 yıl öncesi. Başka bir ülke kadar uzak. Uzak dünyaların içinden bir aile. Seninle de hiç tanışmıyor. Onun başka özel derdi var. O derdin içine gömülmüş. Çok uzaksın o aileye. Seçimde oy veriyor. Bu ülkede yaşıyoruz. Hepimiz bu toprağın çocukları ama çok uzak bir yerde. Bir uzaklık inşa edilmiş. Hiç giremiyorsun ona. O sana giremiyor, sen ona giremiyorsun. Hatta onlar mesela bizim o kadar kendi işleri, güçleriyle meşguller ki sana baktıkları zaman ya bunlar ne böyle içeri düşmüşler, yazar, burada ne konuşuyorlar. Sen de onlara ay kadar, yıldız kadar tuhaf bir uzaklıkta duruyorsun. Bu uzaklık, bir takım uzaklıklar inşa edildi böyle böyle. Bir rezillik ve kepazelik, bir iftiralar uçurulduğu zaman insan ona bakmak istemiyor, buna bakmak istemiyor, şuna bakmak. Ha o mu? Ona da işte bir milletvekilliği almıştır canım, o da şuradan şunu almıştır canım gibi herkesi töhmet altında bırakan. Değil mi? Herkese bir şey. Şimdi kendi insan kendi halkına konuşmak istiyor. Kişilikli, soylu insanlar arıyor, konuşacak. Yani merhaba diyecek, ne haber, nasılsın diyecek. Ülkeyi dertleşeceğiz. Şimdi diyelim anayasa tartışılıyor. Anayasayı konuşacağız. Ben mesela laf geliyor kaçıyorum oradan. Neyin anayasanın detayına nereye gireceğiz ki? Kimle konuşabiliriz ki? Değil mi? Çok uzaklar. Anayasa konuştuğu zaman belki de insanlar düğmeyi kapatır başka kanala gider. Evet. Ama şimdi başka bir şey mesela dün başıma geldi. Yolda gidiyoruz bir tane çocukla tanıştım. Benim yengem dedi Venezuela Yargıtayı dedi. Baş yargıcı dedi Venezuela'da. İsmi de işte İspanyolca ismini söyledi. Ama dedi soyadı Temeltaş. Git dedi bul dedi onu dedi. Özelliği ne dedi? Dedi bu dedi dünya anayasaları üzerine kitap yazmış dedi. Din faktörünü inceliyor dedi. Ayrıca Türk anayasasının da dedi içindeki din faktörlerini tartışıyordu. Girdim baktım evet doğru. Bir tane Türk 40 yıl önce Venezuela'ya gitmiş orada evlenmiş bir hukuk öğrencisiyle o hukuk öğrencisi şimdi Yargıtay Başkanı en büyük hukukçusu yani oranın. Ve Türkiye üzerine de Türkiye'den de anayasasından bahseden kitaplar yazıyor. Kitaplarında bizden de bahsediyor. Kadının kitaplarıyla baktım, konuştum. Ha din faktörü ben de öğrenmeye çalıştım. Yani ne demek? Hani o bilimsel olarak onları. Kendi sokağımdaki insanla konuşamıyorum. Kendi halkımla, annemle, babamla. Değil mi? Dünya kadar uzak. Venezuela'nın baş yargıcıyla konuşuyorum. Niçin Venezuela'nın baş yargıcıyla konuşabiliyorum? Çünkü dert etmiş. İçin içine girmiş. Venezuela dünya kadar uzak. Ama ulaşmış. Bakın o bir Türk'le evlenmiş. O vasıtasıyla ben onu duymuşum. O önemli değil. Artık bu tür uzaklıklar önemli değil. Ama insanların aramızda oluşan bu uzaklık aynı zamanda bir tuhaf bir bakış da getiriyor. Çok tuhaf bir bakış geliyor. Tanımıyoruz birbirini. Herkes kendi içine şey yapmış. Sonra gidip mesela insanları çok kolay yargılıyoruz. Ben hep şunu soruyorum. Niçin bizim ahlakımız üreten, çalışan, gayret eden insanları yargılamaya çok daha meyilli. Dikkat edin, elinde ahlak sopası olanlar hep böyle üreten insanların üstüne saldırıyorlar. Zaten yarısını şey yapıyor. İçeri atmışlar. Geri yarısında sen ahlak sopalarıyla şey yapıyorsun. Niye? Çünkü onun ahlak dediği bir eşitsizlik. Yani bir eşitlik istiyor seninle arasında. O eşitliği de seni döverek oraya indirmek istiyor. Yani seni aşağılayarak, kapat ederek kendi durumuna seni getirmek istiyor. Şimdi komşusu diyelim şunu yapmış, bunu yapmış bilgisayar mühendisi. Ama içiyor deyip kendi durumuna getirecek kendisi. Bir böyle bir iftiralarla onun üzerine de pislik atarak, çamur atarak hep orada eşitlenmek istiyor. Böyle bir ahlak kültürü bizde yok. Bu bir
İki tane adam ayıdan kaçıyor. Ayıdan kaçarken adamın biri hemen ayıyı görünce kaçacaklar şimdi iki tane arkadaş. Hı hı. Bir tanesi hemen ayakkabılarını giyiyor. Giyince ayakkabıyı giymeye başlayınca ya niye ayakkabını giyiyorsun ki dedi. Ayı senden de benden de hızlı koşar dedi. Dedi ayı dedi evet ikimizden hızlı koşar ama ben senden hızlı koşsam bana yeter. Evet. Böyle bir ahlak anlayışı var. Yani seni devirmek, seni geçmek, seni şey yapmak için geçen. Ve toplumumuz mahalli merkezlerde, mesela bu yerel yerlerde bu çok önemli. Sendika olarak, örgüt olarak, çalışma olarak öne çıkmış insanlara bir gurt takarak, onları sosyal evet. hayatta kötü yere getirerek ne oldu? Türkiye'nin elini kolunu. Zaten 10 tanesi içeride. Geri kalan 10 tanesini de sen uydur bir şey. Ve böyle bu ahlak sopası, yanlış bir ahlak sopası. Böyle bir ahlak yok. Biz üreten insanların sanat olsun, tarım olsun, ziraat olsun, mühendislik olsun üreten, bir şey ortaya koyan insanlar karşısında yani bir şey diyemeyiz ya. Yani saygı duymak durumundayız. Her şeyden önce üretiyor yani. Ya üreten insana karşı kılıç çekemeyiz. Bunu bu halka bunu nasıl anlatacağız bilmiyorum. Ve şimdi mesela bir dip yoksulluk var. Korkunç bir yoksulluk var. Ve bu yoksulluğu kim ifade edecek? Kim söyleyecek? Kim eleştirisini yapacak? Kim hatırlatacak aklımıza, iktidara? Evet. Kim öne çıkacak? Hepsini yediniz, bitirdiniz işte. Çekirdek gibi. Yani pislediniz hepsinin üstünü. Bir gün ve bunu da dert edinen yok. Bu yoksulla, yoksul, bu maaşları dert edinen yok. Bak hiç maaşa girip, yani hayatımızı konuşurken yoksulluğumuza daha sıra gelmiyor. Savaştı yargıydı, savaştı yargıydı. Oysa birebir yoksullukların içindeyiz. Ve bu iktidarın bu yaptıkları, hani onu verecektin, bunu verecektin. Bir gün bir tane adamın, adam yaşlanmış. Yaşlanmış ve oğlu bunu bakıyor. Gelini de sürekli bu adama kötülüyor. Ya bunun geliri yok, gideri yok, bunu at gitsin, at gitsin, at gitsin. Adam aşağılıyorlar yani. Adamın da yatacak kalacak yeri yok. Geliyor kahvede anlatıyor, diyor benim oğullarım iyiydi ama gelinim beni kötülemeye başladı diyor arkadaşlarına. Niye? Param yok, pulum yok falan diye. Diyor ki adam arkadaşları biz sana bir akıl verelim diyor. Evet. Sen kendine küçük bir çekmece al diyor. Sonra küçük bir anahtar al anne diyor. Boş olsun o diyor. Sen diyor gizli gizli diyor her eve gittiğinde diyor o çekmeceyi kapa her gün aç kapa aç. Gelinin ve oğlun bilsin ki orada bunun parası var, mirası var ya da altını var bilsin. Gerçekten bu gizli gizli çekmeceyi açtıktan sonra evde kıymeti artıyor. Çok değerli hale geliyor. Böyle otur baba, böyle otur büyük baba, bey baba falan hani önemi artıyor. Bir gün geliyor, adam ölüyor. Ölünce hemen kız, gelin, damat, ya, oğlan şeye çekmeceye saldırıyorlar. Kırıyorlar. İçinden bir boru çıkıyor. Boş bir boru. Borun içinden de bir kağıt. Kağıtta da yazıyor ki bu boruyu diyor benim diyor mezarıma koyun diyor. Size diyor oradan da diyor yuh olsun diyor diye öttürmek istiyorum. Yani Türkiye'de hepimiz yani hepimize bir yuh sesi geliyor şu anda. Yuh sesi geliyor. Yoksulluğundan, böbreğinden, karaciğerinden, kalp krizinden, yetersiz beslenmeden ne bileyim değil mi bu tür şeylerden gitmiş 40, 50, 60 yaşında binlerce mezarlıktan yuh sesi geliyor hepimize. Onlara değer vermemişiz. Onları sırf paraları için değerli bulmuş. Parası yoksa adam yerine koymamışız. Ne yaşlıya saygı duymuşuz, ne büyüğe saygı duymuşuz. Ne onların gezmesini, tatilini düşünmüşüz değil mi? Hiçbir şeyini düşünmemişiz. Ve Türkiye'ye büyük bir yuh sesi geliyor. Bu yuh sesini dinlendirecek olan kimdir? Sensin, benim, sendikadır, örgüttür, yazardır, aydındır, partidir. Yok bunlar. Evet. Bir çıplak, iki kol. Bu iki kol bir şey yapamaz. Bunlarla biz bir yere gidemeyiz. Yani sadece iki kol ve iki ayakla artık dünyada yaşayamayız. Sen benimle yan yana geleceksin. Dört kol olacağız. Aklımızda başka parçalar olacak. Başka şeyler, değil mi? Düşünceler. Bunları koyacağız. Daha büyük insanlar olacağız. Bunları söylemek istiyorum. Şimdi ben Nihat abi bu yuh seslerini hafta sonları katıldığı bu Milli Anayasa Formu panellerinde çok izliyorum. Geçtiğimiz hafta Konya Akşehir vardı. Ondan önce Tekirdağ, Adana. Yarından itibaren de bir Uşak var. Bu ama küçücük. Yani önce bazı yerlerde küçük topluluklar zaman zaman büyüyor. Binleri buluyor ama bu boru sesi dediğiniz gibi gelmeye başladı. Her şeye rağmen bu boru seslerinin umut olduğuna inanıyorum.
Bundan sonraki günlerde bu yuh sesleri artma ihtimali var ama sizin de ifade ettiğiniz gibi bunlar medyaya yansımıyor. Mevcut medyaya yansımıyor ama herhalde bu boru sesleri, bu sesler bir yerlerden duyulmaya başlandı. Ya şimdi yoksulluk aşağılanır bir hale geldi. Yani herkesin üstünden geçti, önemsemedi. Yani çünkü yoksul olmayınca imtiyaz da yok, gücü de yok falan. Yani çok üstüne de gidilir bir şey haline gelmedi yoksulluk, yoksul olmak. Yoksul adamın belki de ağzına da bakılmaz, sözüne de bakılmaz. Değerli bir hale de koymazlar onu yani. Böyle toplum yoksulluğun bir şey, kimseye muhtaç olmamanın getirdiği bir üstünlük vardı. Kendi halinde ve sade yaşayan insanlar çok muhterem insanlardı. Toplumda da öne çıkmış insanlardı. Yememiş, içmemiş ve temiz yaşıyor. O toplumun en güzel insanlarıydı. Kimseye muhtaç olmamak en güzellikti toplumun. Şimdi kimseye muhtaç olmamış ama yoksul kalmış insanlar Türkiye'de en şey yapan insanlar haline geldi. Küçümsenen, önemsemeyen, yani gençliğin önüne bunlar model diye de koyulmuyor. Şimdi çocuk beni niye model yapsın ki? Bu çocuk karnını zor geçindiriyor. Yani değil mi? Arabası olan, fiyakası olan, adada beyaz evi olan Elif Şefa'ya bakar yani. Bana niye baksın ki? Yani bu şeyi değişti. Toplumun Özal'dan sonra bu dengeleri topyekün değişti. Bu şeydir, çocuk fıkraları vardır ya böyle ortaokullarda anlatılır. Bir gün tarla faresini, şehirli bir fare, şehir sıçanı almış şehire misafirliğe evine götürmüş. Sofrada ne ararsan var. Bal, yağ, sucuk, her şey var. Her şey. Tarla faresi birine el atmış. Dur demiş. Hemen atlama demiş. Tıkırdığına demiş. Köpek duyar. Biraz beklemiş fakat dayanamamış. Bir daha atmış. Dur demiş. Hemen atlama demiş. Sahibin demiş. Kediler var, onlar duyar demiş. Ne zaman hamle yapsa tarla faresi sofraya onu şey yapıyor, bastırıyor. Sonra bir gün şehir sıçanını almış tarla faresi, o kendi evine getirmiş. Fakat kendi evinde de sofrada bir şey yok. Bir çürük ceviz, bir pelit ağacından bir pelit, bir çürük ceviz, bir fındık diyelim. Şehir sıçanı beğenmemiş demiş. Beğenmedi sofrayı ve aşağılamış orada tarla faresini. Demiş, neyi beğenmedin demiş. Evet demiş, senin gibi demiş yağım yok, balım yok ama ben demiş aç kalkarım, aç yatarım, dinç kalkarım. Yani onun bunun korkusuyla da yaşamam demiş yani. Aç yatar, dinç kalkarım. Evet, bu yoksul insanlar eyvallahsız insanlardır. Lafını herkese edebilen insanlardır. Toplumdaki değerler, bir takım değerler değişiyor. Değişirken en çok da buna dikkat edeceğiz. Yoksul insan ona buna değil mi şey bağlantısı olmayan insan. Şimdi kalkmışlar 1950 yıllarında Necip Fazıl'ın mektuplarını ortaya çıkartıyorlar. Necip Fazıl işte ağlamış, yaranmış iktidara falan diye. Şimdi bakıyorum bunu da çok büyük bir ayıp diye söylüyorlar. Evet, bu ayıp bir şeydir. Ama sizin geldiğiniz ayıp, siz iktidardan televizyon kurdunuz. Siz cemaatten televizyonlar kurdunuz. Televizyonlar kurdunuz cemaatten. Siz gece konulardan Boğaz'daki villalara terfi ettiniz. Tabii nerelere terfiler ettiniz. Yani geldiniz bunları hakmış gibi. Devletin ÖSYM'si, YÖK'ü aklınıza gelen her yere, imarına, belediyesine her yere geldiniz. Büyük çiftlikler gibi yağlar ve ballar içinde üretmeden, çalışmadan bir Türkiye'ye katma değer. Tayyip'in kendisine söylüyorum. Katma değer, bir artı değer koymadan bu kadar parayı yiyorsunuz siz. Ve ondan sonra da kalkıp şey değil mi? Bizlere karşı bilmem ne. Yani fakir fukara garip kuraba edebiyat yapıyorsunuz daha sonra. Evet. Yani. Ama jiplere biniyorsunuz. Teknelere biniyorsunuz. Bir arkadaş geldi Ankara'ya. Dedim Ankara'ya dedim nasıl buldun işte epey de gezdik sağa sola falan. Dedi valla sanayi ve şeye gittim dedi. Sanayiye gittim. Sonra sitelere gittim, mobilyacılara dedim. 14-15 yaşında çocuklar çalışıyorlar. Ama nasıl çalışıyorlar? Yüz binlerce çocuk. Nasıl pislik içinde çalışıyor? Bir de o şeyle içinde, tinerler içinde. İnsanlık dışı yani böyle. Belgesel yapsan dünya inanmaz. Bu kadar tinerin içinde 14 yaşında çocuklar kemikleri erimiş tinerden. Böyle şey. Sidiklerin içinde affedersin. Dedi buralarda dedi, gördüm dedi Ankara'ya. Buralar dedi alın teri kokuyor dedi. 15 yaşında çocukların dedi alın teri dedi. Artık alın terinde geçmiş, kemiklerinden süzülen ter dedi.
Bu tarafta da dedi başbakanlığı gördüm, bakanlığı gördüm dedi. Burada da dedi Hacı Yağ kokusu. Bir tarafta alan tere, bir tarafta Hacı Yağ. Şimdi bizim Müslümanlık hangisine yakın? İslam dediğimiz, Anadolu halkı dediğimiz Hacı Yağ'ından mı yakın olacak? Alın terinden. Alın terinden mi yakın olacak? Hangisine biz yakınız? Bu kadar değerler değişir mi? Böyle günler yaşıyoruz. Tayyip Erdoğan Bey iktidara geldiğinden beri bir takip edelim yavuz. Kimi bıraktı? Ortada kimseyi bırakmadı. Hiç kimseyi. Ya bu halk sevsin sevmesin. Ağar var, Doğu Perinçek var, Sinan Aygün var, Erkan Mumcu var, Muhsin Yazıcıoğlu var, Numan Kurtuluş vardı değil mi? Bir sürü muhalefette bir sürü partiler vardı. Ya da ilan kesici vardı. Bir sürü insan vardı bak. Dikkat et. Tayyip Erdoğan ilk kişi geldi. Herkesi yavaş 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 hepsini dürdü. Hepsini. Birini öyle dedi. Birini satın aldı. Birini şöyle yaptı. Birine bunu dedi. Birine iftira attı. Birine bir şey oldu ama Sinan dedi mi? Sinan Aygün içeri düştü. Öbürü başka bir şey oldu. Ortada Erkan Mumcu yok. Öbürü gitti. Hayvan belgeseli izliyordum geçen. Aslan. Hayvan belgeseli. Aslan dişi şeyde sürüde ne kadar erkek hayvan var? Hepsini kesiyor. Ama hepsini. Öldürüyor yani. Yani şimdi öyle ki bir tane dişi var orada. Dişiyle aşk yaşıyor. Önce aşk yaşamadan önce de gidiyor şey yapıyor. O dişinin erkek başkasında olan erkek çocuklarını da öldürüyor. Niye burada bir tek erkek ben kalıyor? Sonra belgeselci de yorum yapıyor. Yani tamam çocuğunu öldürmüş aslan. Evet. Erkek çocuğunu öldürmüş aslanla bu da şey yapıyor diyelim haşna pişna. O dişi oraya niye yanaşıyor diyor yani. Çocuğunu öldürmüş bir adama niye yanaşıyor diyor. Niye tepki göstermiyor? Niye tepki göstermiyor? Diyor ki oradan diyor şey yok diyor. Yani o bir gönüllü bir aşk macerası yok orada. Zorunlu. Orada zorunlu başka bir şey var. Orada işte bir iktidar kuruluyor. Ya Tayyip Erdoğan Bey'e tamam halkımız %50 oy veriyormuş. Ya bir bakalım başkaları da olsun. Başkaları o da olsun, o da olsun. Numan Kurtuluş da olsun, öbürü de olsun, Erkan Mumcu da olsun, Muhsin Yazıcıoğlu da olsun, Devlet Bey de olsun. Niye 10 tane kaset yaptın Devlet Bey'e? Değil mi? Orayı infilak ettirmek için. Hayır. Tek herkes bir tek tercih olacak. Böyle bir tercihle, bütün Türkiye'yi böyle bir tercihle baş başa bırakıyorum. Sadece benim. Böyle bir şey yok. E şimdi bu kadar insanda bakın dikkat edin neredeler? Bir 10 yıl önce ekranlarınıza bakın kimler konuşuyordu, kimler vardı? Bunlar solcu insanlar mıydı? Şimdi mesela burada saydığım insanların hiçbiri de solcu değildi. Evet. Hepsi de sağcı, muhafazakar, demokrat, kendilerince dedikleri yerdeydi. Hepsini bitirdiler. Yani kimseye ekmek bırakmadılar. Tercihsiz bıraktılar. Bana mecbur olacaksın. Bu nedir? Bunun adını siz koyun. La yuselü amma yefal. Böyle bir Arapça kelime var. Kur'an'da yazıyor. Diyor ki bu kelime Tanrı yaptığı işten sorumsuzdur. Yani tek adam olunca evet. Her yer öyledir mesela. Hitler yaptığı zaman sorumlu değildi o işten. Bir yer ve saat geliyor bu. Tabii ki Allah'a mahsus bir şey. Ama biz insanlar, başkanlık, bütün bu erkekleri, bütün bir başka iktidarları, küçük iktidarları, onu bunu herkesi darmadağın ederek elde etmek istediği şey şu. Yaptıklarının her şeyden sorumsuz olmak. Haşa Allah'a ait bir sıfatı kullanmak. Artık ne yapsa? Şimdi mesela birileri seçimle iktidarı ele alsa savaşın hesabını soracaklar. Bu yargının hesabını soracaklar. Hayır ne savaştırdım sizi diye hesap sorun ne de bunları içeri attım diye hesap sormayın benden diye. Soracak gücünüz olmasın diye. Değil mi? Böyle bir yere geliyor. Hı hı. Ve geldiler böyle bir yere geldiler. Ve buna rağmen halkımız bunları övüyor Yavuz. Övüyor bakın samimi söylüyorum. Benim bir internet sitem var oraya hala Tayyip onu da yaptı da yani savaşa girmeyi bir alkış diye şey yapıyor. Ya ne desem bu çocuğa ki ben, ne anlasam ki? Bir tane köyde bir tane ihtiyar adam, bir tane gelini varmış. Çok seviyormuş gelini. Benim akıllı gelinim, akıllı gelinim, akıllı gelinim. Köyde çok iftihar ediyormuş, akıllı gelin diye. Bir gün bir köyün ortasında bir tane dana başını küpe sokuyor, küpün içinde kalıyor. Bütün köylü uğraşıyor, dananın başını küpten çıkartamıyor. Çünkü demiş benim akıllı gelinim bunu yapar demiş. Getirmişler akıllı gelini. Akıllı kendine önce dananın başını kesmiş. Gene çıkartamamış. Bu sefer küpü kırmış. Yani hem küpü kırıyor hem dananın başını kesiyor. Çözüm de bu. Herif bunu görünce daha da iftihar ediyor. Benim akıllı gelinim diyor. Hem dananın başını kesti hem de küpü kırdı. Ya işte akıllı geliniz hem savaşa girdi hem bütün komutanlarınızı aldı. Genelkurmay başkanınızı içeri tıktı ve hukuksuzca yaptı. Hala akıllı gelinim diye iftihar ediyorsunuz.
bu kadar büyük körlük kimdir yani? Kim öğretti size? Eğer bu kadar büyük körlük bir yerlerden öğreniyorsa, ya bunu hepimizin buna çalışması lazım. Bir insan bu kadar nasıl olabilir? Değil mi? Evet. Bu kadar dünyadan uzak nasıl olabilir? Umarız, Bülent Arıç'a sormuşlar, Yavuz. Bu kahvede otururken Bülent Arıç'a sormuşlar. Ya her lafınızdan Allah 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 diyorsunuz. İyi de yani Allah savaştan yana mıdır demişler. Allah bu savaşın neresine koyuyorsunuz Allah'ı? Ya, utanmıyor musunuz? Her lafınızda Allah diyorsunuz ama yani savaşın nereden? Evet. Bu Allah'ın bu savaşta yeri nedir? O da demiş ki Allah her yerde hazır ve nazırdır. Yani bunlar Allah'ı da alır, Suriye Savaşı'nda da 60 bin kişinin ölümünde de bunları haklı çıkartır. Bunların yaptığı budur. Evet, Nihat abi çok teşekkür ediyoruz. Bize ayrılan süre bugün de sona erdi. Değerli seyirciler, yarın ve pazar günü, cumartesi ve pazar günü Nihat Genç Konuşuyor programının aynı saatlerde tekrarları var. Efendim, önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Mutlu akşamlar diliyorum. Nihat abi sizin de. Ben de saygılar sunuyorum. Gücümüz oldukça burada konuşacağız. Şunları söylemeye çalışıyorum. Böyle bir şey olunca insan, yani gidiyorsun yabancı dergileri, yabancı gazeteleri okuyorsun. Suriye'de şunlar oluyor, bunlar oluyor, İran bilmem ne. Böyle büyük bir felaketin gölgesi üstünde olunca vallahi konuşamıyor insan. Yani çünkü ne konuşursan konuş, burada nereye gidiyoruz var. Bunu anlatamıyorsun. Tabii ki dirlik ve beraberliğimiz her şeydir. Güzelliğimiz her şeydir. En zor günde de konuşmaya çalışacağız. Ama fırtına büyüyor. Çok 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 büyük bir fırtına büyüyor. Uçuyoruz yani yavaş yavaş. Çok öpüyorum, saygılar sunuyorum, hürmet ediyorum. Efendim yeniden iyi akşamlar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.